Değerli misafirlerimiz, TEPAK Talks serimizin ilkine hoş geldiniz. TEPAK Talks toplantılarımızı bundan böyle 3 ayda bir bu salonda tekrar edeceğiz. Hepinizi Eylül ayında tekrar bekliyoruz. TEPAK Talks, TEPAK'ın organize ettiği öncü konularında lider, akademisyen ve profesyonellerin ufkumuzu açacak, düşünce tarzımızı değiştirecek konuşmalarının yer aldığı bir seri networking ve aynı zamanda konuşma eventidir. Şimdi sizlere kısaca yönetim kurulunu tanıştırmak istiyorum ve ayrıca gönüllüler ekibimizi tanıştırmak istiyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Nedim Düzenli. Elvan Amasya, Yönetim Kurulu üyemiz ve TEPAK Talks üyesi ekibimiz. Varol Karslıoğlu, Yönetim Kurulu üyemiz. Ali Göçmen, Yönetim Kurulu üyemiz. İrem Saçaklı Saçıldı, Yönetim Kurulu üyemiz ve TEPAK Talks ekibi üyesi. Serhat Saçıldı, Yönetim Kurulu üyemiz ve TEPAK Talks üyemiz. Ve ben Sibel Coşküner, Yönetim Kurulu üyesiyim ve TEPAK Talks üyesiyim. Gönüllülerimiz olmasaydı bu akşamı organize edemezdik. Gerçekten çok şanslıyız. Çok özverili çalışan süper bir gönüllüler ekibimiz var. Sizlere kendilerini tanıştırmak istiyorum. Gönüllüler ekibinin başkanı, birçoğunuzun da tanıdığı gibi Gülşah Çelik. Hüseyin Susam. Öznur Keskin. Çağdaş Demirtaş, Begüm İpek İnce, Umut Yenmiş, Ulaş Atbaş, Barış Şentürk, Gözde Aksoy, Figen Gündüzer. Evet, onlar olmasaydı bugün burada olamazdık. Sponsorlarımız. Kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz. Ve izin verirseniz onları size tanıtmak istiyorum. Ana sponsorumuz Canada World Logistics. Tasarım sponsorumuz Flame Food Plus Design. İçecek sponsorumuz Well and Better Coffee. Yiyecek sponsorumuz Deno Delight Bakery. Basım sponsorumuz Saman Design. Prodüksiyon sponsorumuz Squirrel Production. Ve medya sponsorlarımız Kanada Geyikleri ve Turkish Voice of Canada. TEPAK yönetimi olarak kendimizi geliştiriyoruz, değiştiriyoruz, sürekli çalışıyoruz. Artık karşınızda daha dinamik bir TEPAK grubu var. TEPAK'ın bu yeni yapısını sunmak üzere TEPAK Yönetim Kurulu üyemiz ve Flame Foods Design Creative Director ve Şef Serhat Saçıldı'yı davet ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Genel olarak temelde hissettiğimiz şeyi birazcık aktarmak isterim. Aslında şuradan başlayalım. Bu sabah mıydı, dün akşam mıydı? Birkaç saatlik aradan sonra WhatsApp grubuna baktım. TEPAK Talks olarak 482 tane mesaj vardı birkaç saatin içerisinde. Son dakikalar yaklaştığı için artmış da hafta boyunca süren performansı buna benzer bir şeydi aslında.
oldukça emek yoğun bir süreçle beraber hazırlanabilen, biraz önce söylendiği gibi aslında gönüllü arkadaşlarımızın inanılmaz performansıyla biliyorsunuz bambaşka bir memlekette, bambaşka organizasyon detaylarının içerisinde olmadık problemleri çözerek gerçekleştirilen şeyler bunlar. Gerçekten büyük bir enerjiyle yapılıyor ve bütün bunların arkasında da birazdan göreceğimiz, sunumda göreceğimiz detaylarla beraber büyük hayaller yatıyor. Hayallerin temelinde ise şöyle bir şey var aslında. TEPA'nın ilk kuruluşlarından itibaren bu topluluğu, bu memleketteki bizim insanlarımızın arasındaki enerjiyi, bütünlüğü, yan yana durma duygusunu geliştirmek üzerine başlayan bir hayal var. Evet. Sesim çok güzel olmadığı için bundan çekiniyorum. Arkasında gerçekten çok büyük bir hayal var. Yıllar öncesinden kurulan ve yıllardır emek emek biriktirilen birçok şeyle beraber gelinen bir noktadayız. Bir süredir yoğun bir şekilde yapmaya çalıştığımız her ayın son çarşambasındaki TEPAK çarşambaları etkinliğiyle TEPAK Talks'un online'da çok daha öncesinden başlayan aslında güzel örnekleriyle bazen bazı konulara özel olarak yapılan yine pandemi nedeniyle online etkinliklerle beraber çoğalan yükselen bir enerji var. Aynı zamanda belki de son zamanlarda artan nüfusumuzun da bir etkisi bu. Özellikle genç nüfusun da artmasıyla beraber hülasası çok güzel bir andayız bugünlerde veya bu aylarda veya bu yıl itibariyle. Bir süredir TEPA'nın içerisinde tartışmaya çalıştığımız şey hali hazırda Toronto'nun içerisinde birazcık sıkışıp kaldık ve biraz daha genişleyelim. Kanada'nın bütününde TEPAK ismiyle hareket eden yapılar oluşturalım ve bunların arasındaki organizasyonla ve enerjiyle beraber gerçekten Kanada'da hem girişimcilik mantığıyla hem iş dünyasının profesyonellerini yetiştirmek, biraz önceki bahsettiğimiz o genç enerjiden bahsediyorum. Ama aynı zamanda da aramızdaki iletişim ilişkiyi verimli bir hale dönüştürmek, muhabbetin ya da selamlaşmanın ötesinde verimli ve herkesin faydalanabildiği bir hale dönüştürmek üzere bir hayale dönüştü aslında. Tam da bu sürecin içerisinde TEPAK Talks'u artık in person yapalım, daha kurumsal bir hale getirelim tartışmasının içerisinde TEPAK'ın da duruşunu, görselini aslında bir taraftan da nasıl diyelim, sloganını değiştirelim ve daha yapılı bir hale getirelim hikayesi oluştu. Ve bu tartışmanın sonucunda aslında TEPAK'ın logosunu değiştirdik. Teknik olarak cümle böyle ama gerçekte yapmaya çalıştığımız şey söylediğimiz şeyleri daha kurumsal bir hale getirmek veya bu kadar olan şeyin arkasındaki hayallerimizi daha görünür hale getirmek ve aslında bu salondaki arkadaşların çoğu birçok kere bir araya gelen insanlar, bu oluşan enerjiyi de daha kurumsal halde, daha görünür halde hayatın içerisinde beraber paylaşalım istedik. Ve bunun üzerine de TEPAK'ın logosunda yaptığımız değişiklikleri anlatan bir prezentasyon hazırladık. Temel olarak aslında tasarım detaylarında fark edeceksiniz zaten. Renkler kullanıyoruz. Renklerin derdi aslında bir taraftan kendimizi anlatmak. Her birimizin profesyonellik alanları, uzmanlıkları, geldiği yer ve gideceği yer veya gitmek istediği yer tamamen birbirinden farklı. Bu aslında bizim zenginliğimiz ve renkliğimiz. Memlekette dinlediğimiz deneyimler ya da bilgi birikimi ya da arkadaşlıklar, ilişkiler ve burada tekrar yeniden kazandıklarımız ve dünle bugünü bir araya getiren ve bunları verimli hale getiren yeni bir düzlem oluştururken de bunun rengarenk olmasını düşledik. Öyle olmasını veya olduğunu öngörerek olabilen, görebildiğimiz bütün tonlarıyla renkleri kullanmaya karar verdik. Temel olarak TEPAK'ın içerisinde yer alan A harfinin üçgeni önemli bir detaydı. O yüzden bütün kurumsal o üçgenin üzerine yer aldı, oluşturuldu, kurgulandı. Çünkü üçgen hem
Çok fazla anlamı var. Temel olarak burada görünmeyen üçgenin en temel şeyi, hikayesi bir hedef göstergesidir aslında. Ok olarak yani bir hedefi işaretlemek olarak kullanılır ok anlamında. Yine bir diğer taraftan aslında üç en kutsal rakamlardan bir tanesidir. Üç hak, üçlü cevaplar vesairelerin üzerinden onlar sonunda yer almıyor. Ama bütün bunların ötesinde üç grafik dünyasındaki en dengeli şeydir, figürdür. Şey olarak bir piramidi andıran duruşuyla beraber zeminde duruşu çok serttir. En altta aslında sac ayağı olarak bildiğimiz şeyle beraber güveni ve dengeyi temsil eder. Biraz önce söylediğim kutsal sayı hikayesi önemlidir. Genelde isteklerimizi, hayallerimizi ya da konuşurken köşe taşlarını koyarken üçlemelere dayandırırız. Üç hak tanırız birbirimize veya masallar üç elmayla beraber biter. Hem tek sayı olması nedeniyle hem paylaşılamaz bir şey olması nedeniyle hem de adaleti temsil eden bir şeyi nasıl diyelim soyutlaması olduğu için yani bir ve ortada duranın paylaşılmasına dair bir adalet şeyi de vardır. Vurgusu da vardır. Ama çok daha önemlisi uyarı ve dikkat anlamında da kullanılır. Kırmızı üçgen bildiğimiz gibi en uyaran figürdür. Hem trafik tarafında, trafik işaretlerinde hem günlük hayatımızın çeşitli yerlerinde hem renk olarak hem de üçgen olarak. Bizim kullandığımız kırmızı tam kırmızı değil aslında turuncudan kırmızıya giden biraz daha tatlı bir ton. Ve onun çevresinde fosforlu tonlarla beraber biraz önce bahsettiğim o renklendirme hikayesini, renklerimizi kullanma hikayesini çağrıştırıyor. Bir diğer taraftan üçgeni bu kadar anlamlandırmamızın nedeni bizim temel olarak TEPAK'ta yapmaya çalıştığımız şeyleri de üç kavramla genelde konuşuyor ve anlatıyorduk. Doğal olarak da üçgen bunları tanımlayan bir figür. Network zaten TEPAK'ın varoluş nedeni. Bunun içerisinde dayanışma duygusu zaten bütün etkinliklerimizde de TEPAK'a dair konuştuğumuz her detayda da vurguladığımız şey. Dünyanın öbür ucunda yeni bir dünya kuran insanlar olarak, aynı topraklardan gelmiş insanlar olarak doğal olarak aslında ilk ihtiyacımız anında olduğu anda birbirimizi bulmaya, birbirimizden yardım istemeye çalışıyoruz ve bunun karşılığında da aynı iyi niyetlerle de cevaplar bulmaya çalışıyoruz. Bunu örgütlemek ve bunun üzerinde bir dünya kurmak gibi bir şeyi anlatıyor Unity. Community ise zaten burada da gördüğümüz gibi bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Bir araya geldiğimizde bundan mutlu olmak, bundan güzel sonuçlar elde etmek ve bunun tadını çıkarmak gibi de dertlerimiz var. O yüzden community olabilmek ve beraber bir hayat paylaşabilmek bizim açımızdan çok önemli. Aslında TEPAK toplantılarında söylediğimiz gibi her şey iş de değil, eğlenmeyi de bileceğiz hep beraber, yemeği içmeyi de bileceğiz, hayatın tadını da çıkaracağız. Ama ve lakin bütün bunları yaparken de birbiriyle dayanışan, verimli ilişkiler kuran ve bunlarla beraber de kendilerini geliştiren bir topluluk olmayı başaracağız. Umudundayız, heyecanlıyız ve istiyoruz aslında. Ve etrafta gördüğümüzle beraber temelde yapmaya çalıştığımız şey o üçgenin çevresinde giden hikayelerle beraber renkli, cıvıl cıvıl, dinamik ve verimli bir dünya yaratmak. Ve bunu gerçekte aslında görsel vesaire olarak düşünmeyin. Şu an burada hep beraber yaratmaya çalıştığımız şey aslında. Hocamızın sunumunu heyecanlıyız. Yani içeriğini bilmiyoruz ama anlatılan şey fazlasıyla tabletten tablete diye bir hikaye olarak konuşmuştuk kendi aramızda da. Elimizde çok fazla fırsat ve değer var. Bütün bunları gerçek hayata indirgemek ve bunu paylaşmak gibi bir umutla tekrar bir yolculuğa çıkıyoruz aslında. Biraz önce söylediğim gibi Toronto'yu da aşan, bütün Kanada'yı kapsayan, sağlıklı, verimli ve güzel ilişkilerle mutlu olduğumuz bir dünya yaratabilmek, burada bir dünya yaratabilmek üzere hep beraber tekrar bir yola çıkmayı ümit ediyoruz. Ne kadar beraber olursak, ne kadar bunu paylaşabilirsek o kadar güzel şeyler olacak diye umuyoruz. Çok teşekkürler. Evet, şimdi değerli konuklarımız.
konuşmacımız Doktor Doğan Türtüloğlu sizlere tanıtmak istiyorum. Doktor Doğan Türtüloğlu 1961 yılında Eskişehir'de doğdu. ODTÜ İş Yönetimi İşletme Bölümünden 1983 yılında mezun oldu. Kısa bir süre Türkiye İş Bankası'nda müfettiş yardımcısı olarak çalıştıktan sonra ABD'ye taşındı. 1991 yılında finansman dalında University of Connecticut'tan doktora derecesini aldı. Sonrasında Salisbury University, Salisbury USA, Concordia University, Montreal, Kanada, University of Cambridge, Cambridge, İngiltere, Concordia'dan izinli olarak ayrıldığı dönemde, University of Adelaide, Adelaide, Australia, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Işık Üniversitesi, İstanbul, Türkiye ve Toronto Metropolitan University, eski adıyla Ryerson, Toronto, Kanada kurumlarında yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev yaptı ve halen profesör olarak görev yapmaya devam etmektedir. 2019 yılından bu yana Toronto Metropolitan University bünyesinde bulunan Gayrimenkul Yönetimi Bölümü, Real Estate Management Department Bölüm Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Araştırma konularının yoğunlaştığı alanları gayrimenkul finansmanı, anonim şirketlerin finansman sorunları, yatırım performans ölçümü ve bankacılık üstüne olmuştur. Araştırmaları aktif olarak devam etmektedir. Araştırmalarıyla akademik bilgi dağarcığına yaptığı katkılardan dolayı 2008'den bu yana ABD'de bulunan Homer Hoyt Institute'un seçilmiş üyelerinden birisidir. Ayrıca 2010'lu yılların başından bu yana ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü ile bağlantılı öğretim üyesi olarak ilişkilerini de devam ettirmektedir. Demli çay içmeyi, derin dost sohbetlerini, fotoğraf çekmeyi ve doğayla iç içe olan seyahatleri sever. Evet, hocamızı davet ediyoruz konuşması için. Valla Serhat Bey'in güzel sohbetinden sonra, Sibel'in tanıtımından sonra umarım sıkılmazsınız. Ben akademisyenim. Genellikle kötü bir huyumuz vardır. Uzun tutarız konuşmalarımızı ve sıkıcı bir noktaya gidebiliriz. Umarım sıkmam sizleri. Cem'ciğim bir yardım edersen benim sunumu alabilir miyiz burada? Evet, konumuz Sümerlerden Yarınlara. Sevgili Sibel benden böyle bir konuşma yapmamı istediğinde konu kendiliğinden çıktı geldi aslında. Yani herhangi bir şekilde uzun uzun düşünmeye gerek kalmadı. Çünkü çok uzun bir süredir Sümerler ve kadim kültürler üzerine okuyan, bir şeyler öğrenmeye çalışan, bir parçada akademik bir şeyler yapmaya da zaman içerisinde düşünen birisiyim. Yarınlar zaten hepimizin ortak paydası, ortak bir anlamda kaygısı. Ama göreceğiniz gibi ta Sümerlerden bugünlere ve yarınlara gidecek süreç içerisinde insanlar ve insanlık olarak bir sürü şeyi ortak olarak yapmışız. O paydayı burada tartışmak, o paydayı gözlerinizin önüne bir şekilde sunmak istiyorum. Amacım bu. Öncelikle hoş geldiniz tekrar ve iyi akşamlar dileyim. Beni buraya davet eden TEPAK grubuna, özellikle arkadaşım sevgilisi Ben Coşkuner'e bu sohbet ve sunum olanağını yarattıkları ve sizlere de katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi benim profesyonel kariyerim 1991'den bugüne kadar tamamen akademisyen olarak geçmiş durumda. O yüzden öğrenmek, araştırma yapmak ve ders vermek çoğunlukla da kendi odama kapanmakla geçmiş bir yaşantı aslında. İçinizde akademisyen olanlar var, biliyorum. Bunu bilirler. O yüzden detaya çok önem veren insanlarız akademisyenler olarak. Bundan korkum şu, belki bazılarınıza lezzetli bir sunum gelir, belki bazılarınıza lezzetsiz bir sunum gelebilir. Affola eğer lezzetsiz bulursanız, amacım sizleri yormak değil, tam tersine değişik birkaç konuyu bir araya getirerek belki hiç düşünmediğiniz şeylerin birbirleriyle bağlantılarını, örtüştüğü noktaları yakalamanızı sağlamak.
Bu sunumun oluşmasında katkıları olan kişi ve kurumlara da teşekkür borcum var. Sırasıyla sevgili eşim Aynur Tırtıroğlu'na her an hissettiğim sevgisi ve desteği için sağ olsun, var olsun. Arkadaşım ve meslektaşım şu anda Paris'te yaşayan sevgili Doktor Evren Örse ve finans literatüründe bir efsane olan Türkiye'yi ve Türkleri çok seven Doktor Edward Kane, kendisi 90 yaşlarında şimdi. Benim kadim kültürlerin finansal ilişkilerine ilgimin oluşmasında öncülük yaptılar her ikisi de, sağ olsunlar. Onların sohbetleriyle birazcık bu işe ilgi duymaya başladım, okumaya başladım. Bir dönem Türkiye'de bulunduğum, misafir olarak bulunduğum dönemde tanıdıklar vesilesiyle Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi İtitoloji bölümüne uğradım. Sağ olsun o dönemdeki bölüm başkanı ve öğretim üyesi arkadaşlarımız bana zaman ayırdılar. Bir takım bilgiler verdiler. Burada paylaşıyorum o bilgileri sizlerle zaten. Ta o noktadan gelen bir 15-20 sene öncesinden önemli noktaları üstünü çizdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. İsimlerini şu anda anımsayamıyorum ama hepsine tek tek yürekten teşekkür ediyorum. O dönem içerisinde yine Ankara Medeniyetler Müzesi'ne uğradım. Oradaki yetkililere çok teşekkür ederim. Otlu'ya gelip ben kendi misafir olduğum halde onları misafir olarak davet ettim. Kırmadılar, geldiler. Muazzam güzel bir sunum verdiler. O sunumdan da buraya elbette kırıntılar, bilgi kırıntıları yansıyor. Hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Toronto'da yaşıyoruz, Kanada'da yaşıyoruz. Bizim üniversitemiz bir land acknowledgement verilmesi konusunda hassas. Bunu TEPA'a da öneriyorum lütfen. Bu bizim üniversitemizin kullandığı land acknowledgement ama eğer bu ülkede yaşıyorsak aboriginal insanların haklarının teslimi konusunda onlarla barış içerisinde yaşamak anlamında bu land acknowledgement'ın bu veya buna benzer bir iki paragrafın, bir paragrafın bence konuşmaların başında sunulmasında hepimiz için faydası olduğu düşüncesindeyim. Bunu ben şöyle 10 saniye bırakayım, siz bir göz atın, ben gerisini edeceğim. Ama söylenen burada barış içerisinde yaşamak. Amaç o. Detaylarıyla ilgili de bir takım bilgileri koymuşlar. Bunu almak isterseniz, kullanmak isterseniz ben seve seve paylaşırım. Bu Toronto Metropolitan Üniversitesi'nin kullandığı her konuşmanın başında mutlaka bunu bir söylüyoruz, öyle söyleyeyim. Girizgaha geldiğimiz zaman iki tane slide'ım var burada. Birincisi, niçin bu konu? Dediğim gibi benle sohbetimiz sırasında doğal olarak geldi ama onun arkasında elbette bir birikim var. O birikim de akademik bir birikim benim için aslında. Yani ben bunun arkasında hala bir akademik çalışma yapma planı olan bir insanım. Yapamadım çünkü duydunuz. Dünyanın dört bir yanına taşınma koşturmacası içinde geçti döndüm. Her birinde eşya toplaya götür getir vesaire. Çok vakit kaybı oldu. Ama bir noktada bir şeyler yazacağım. Belki emekliliğe bırakacağım ama yazacağım bu konuda. Burada bazı şeyleri sizlerle paylaşmak, sizlerin görüşünüzü, düşüncelerinizi de sohbetler sırasında almak isterim. Ama Sümerler 5000 yıl önce, bugünden yaklaşık 5000 yıl önce yaşamış bir kültür. Ve arkasından gelen kültürler var ve bunlar birbirlerini mutlaka etkilemiş kültürler. Birisinin yaptığı diğeri devam ettirmiş, almış devam ettirmiş. Ve bugünlere gelmişiz. Dolayısıyla bugün yaptığımız bir sürü şey aslında 5000 yıl öncesinde kaynaklanmış, oluşturulmuş. Prensip olarak, ilke olarak. Benim amacım onu göstermek ve o ilkelerin yarından için neler söyleyeceğiyle ilgili bir takım çıkarımlar yapabilmek. Bazı sorular sorarak. Dolayısıyla amaç geriden gelip yarına acaba nasıl gideriz sorusunu bir parça sorgulamak. İkinci slaydımızda bu sorular özellikle üzerinde yoğunlaşıyor konuşma. Uzay madenciliği ile ilgili bir takım şeyler söyleyeceğim. Bu biliyorsunuz içinizi takip ediyorsa Elon Musk'ın üzerinde durduğu ama sadece onun değil artık gelişmiş tüm ekonomilerin buna ciddi şekilde para ve kaynak ayırdığı bir konu. Ve bu konu buradaki genç kardeşlerimiz için özellikle çok önemli.
onların mutlaka dikkat etmesi gereken, biraz emek vermesi, kendilerini yönlendirmesi anlamında faydalı olduğunu düşündüğüm bir konu. Arkasından soracağım bir soru, hukuk bir yapay zeka mıdır sorusu. Yapay zekayı burada ben illaki makinelerin olduğu bir dünya olarak sormuyorum. Burada hukukun yapay zeka olmasını, hukukun kendisinin bir insan olmaması, bir sistem olması ve o sistemin gerektiğinde kendisini eleştirip yanlışlarını bir kenara atıp olmayan yeni gelişen bir konu içerisinde evrilebilme yeteneği olması. Belki yavaş süren bir şey ama bu oluşuyor. Bunu soru olarak sunmak, niçin bir yapay zeka olduğuna ben inanıyorum, onu size anlatmak. Ve bunu yaparken de hukukun aslında ne olduğunu ve ne olmadığını da bir parça tartışmak. Ben hukukçu değilim ama bu önemli bir konu. Çünkü iktisatta ve finansal piyasalarda özellikle hukukun doğru kurgulanması çok çok önemli. Çünkü eğer siz hukuki bir sistemi, zemini yaratmıyorsanız hiçbir yerden 5 kuruş para alamazsınız, yatırım yapamazsınız, kimse size yardımcı olmaz. Dolayısıyla böyle bir sistemin mutlaka ve mutlaka oluşturulması ve kendi haline bırakılması gerekiyor. Kendi içinde evrilmesi gerekiyor. Soruyu o yüzden soruyorum. Bir hukukçu, burada hukukçu arkadaşlarımız vardır, beni eleştirebilirler. Elbette ki açığım, yeni şeyler öğrenirim, mutlu olurum. Ama ben sadece sorduğum soruyu burada önemli bir soru olarak gördüğüm için soruyorum. Ve dediğim gibi yapay zeka tanımı illaki makinelerle etkileşim üzerinden tanımlanmayan bir soru burada. Beşeri sermayenin evriminin insanlığa yaptığı katkılar nelerdir? Bunlar hep iç içe geçen sorular. Göreceksiniz hukukla da bir ilişkisi olduğunu ortaya koyacağım. Daha sonra da en sonunda ben gayrimenkul profesörüyüm. O işleri anlatıyorum. Bir partisi gayrimenkulle ilgili aklımdaki özellikle COVID sonrasında tartışılan konularla ilgili gördüklerimi, duyduklarımı, bildiklerimi, düşündüklerimi paylaşacağım. Şimdi başlayacak olursak benim burada sorduğum ilk soru karum ne demektir sorusu. İçinizde arada sohbetlerim oldu. Sümerlilere ve kadim kültürlere, uygarlıklara merakı olan dostlar var. Eminim onlar biliyordur. Ankaralı olanlarınız da Karum'un Ankara'da bir alışveriş merkezinin adı olduğunu biliyordur. Ama Karum ne demektir? Bir, ikincisi acaba bu ismi veren insanlar niçin bu ismi vermişlerdi? Niçin işte başka bir isim bulup da Ankara alışveriş merkezi dememişler de Karum demişler sorusunu soruyorum ben. Bunun cevabını işin açıkçası ben de bilmiyorum yanıtını. Niçin onu seçtiler bilmiyorum ama bir şekilde tahmin edebiliyorum. Onun da nedeni Karum'un anlamını araştırıyorum. Karum Asur lisanından geliyor arkadaşlar, dostlar. Ve bir kentin yanında kurulan ticaret bölgesi anlamına geliyor. Yani bunun bir yorumu da, bugünkü yorumu, modern yorumu da serbest ticaret alanı. Bakın 5000 sene önce bu insanlar serbest ticaret alanı kavramını geliştirmişler. Niye? Çünkü ticaret yapıyorlar. Çünkü develerin sırtında mal alıp, mallarını getirip mal alıp geri gidiyorlar Mezopotamya'ya. Şimdi bunu yaparken her gün develerin sırtında git gel olmuyor. Bir yerde durup dinlenmeniz gerekiyor. İşte o kervansaraylar vesaireler dediğiniz şeyler, sistemler bir anlamda bugün tedarik zinciri dediğimiz şeylere geliyor aslında. Onun parçaları oluyor. Ve Karum kavramı oradan geliyor. Karum Anadolu'da o vakitte bulunan krallıkların etrafında kralların siz şurada işte kendinize bir ticaret alanı yaratın, burada yatıp kalkın, malınızı da burada tutabilirsiniz, alışverişinizi de burada yapabilirsiniz dediği yerler. Bu insanlar dolayısıyla gidip gelmekle uğraşmıyorlar. Eminim Türkiye'den mal alıp getiren içinizde dostlar var burada. Depo yapmanın, burada olmanın, gidip gelmenin ne kadar önemli hususlar olduğunu ben size anlatmayayım. Siz bana anlatın aslında. Ama bu kavram tam o zaman başlıyor. Görüyorsunuz ticari ilişki başladığı andan itibaren insan düşüncesi belirli şekillerde, sistematik benzer şekillerde şekilleniyor. Ve bugün de devam ediyor bu. 5000 sene öncesinden geliyor. Bugün serbest ticaret bölgesi her yerde var. Dünyanın her tarafında var. Ve devam ediyor bu kavram. Dolayısıyla benim kanaatim Karum Ankara'daki alışveriş merkezine verilmesinin bir amacı
herhalde işte otantik olarak geçmişten gelen bir isim ama alışveriş anlamı gelen ticari bölge olduğu için kullanılmış bir şey olsa. Ben öyle düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. Eğer doğrusunu bilen varsa onu da öğrenmek isterim içinizden. Veya doğru bildiğiniz kişiler varsa bağlantı kurdurursanız çok sevinirim. Şimdi bu vesileyle ben tarihin derinliklerine bir kısa yolculuk yapalım diyorum. Ama bunu yaparken de ben bunlarla ilk karşılaştığımda kendim çok şaşırdım. Bundan 10-15 sene önce işte ODTÜ'de bulunduğum dönemde özellikle gidip konuşmalarımda, sohbetlerimde çok çok beni şaşırtan şeylerle karşılaştım. Burada kusura bakmayın bunu direkt olarak alıntı olarak yapmak durumunda kaldığım için kaynağını da aşağıda veriyorum İngilizce ama sanırım bu dinleyenler için, sizler için İngilizce olması o kadar büyük bir sorun değil. Enteresandır, Sümerler bankacılığı da bulmuşlar. Bakın orada kırmızıyla en üstte, Sümer is also the place where the first commercial and consumer loans were provided diyor. Borç alıp borç veriyorlar. Şimdi borç alınıp borç verilmesi neyi tetikliyor? Faizi tetikliyor. Altına baktığınız zaman faiz oranını da kullanmışlar ve faiz alıp vermeye başlamışlar. Ciddi bir ekonomik aktivite var, ciddi bir ekonomi oluşmuş durumda burada. Ve bu slaydın içerisinde gördüğünüz ve okuyacak olursanız detaylarıyla matematiği geliştirmişler. Çünkü faiz hesabı vesaire yapacaksanız bir toplama, çıkarma, çarpma, bölme bilmeniz lazım. Bunları bulmuşlar bu insanlar da o dönemde. Ve bunları hayata geçirmişler. Dolayısıyla bizim bugün geriye dönüp bir 5000 sene geriye kendi hayal dünyamızda yolculuk yapmamız sanki yarına yolculuk yapmak gibi bir şey. Ama orada gördüğümüz, bulduğumuz şeyler en azından bana muazzam şaşkınlık verdi. Hiç beklemediğim şeylerle karşılaştım. Uygarlık var yani. Muazzam bir uygarlık var. Ve bu insanlar, yani Mısır'daki piramitleri biliyoruz ama bu insanların da şehirleri var. O şehirler çok 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 güzel şekilde organize edilmiş şehirler. Su sağlanıyor vesaire vesaire. Yani çok ciddi bir altyapı var. Ve bugün de biz bu altyapıdan faydalanıyoruz. Fikirsel olarak, ilkesel olarak faydalanıyoruz. O yüzden Sümerlere kadar geri gitmeyi ele aldım. Burada küçük bir şaka yapacağım Serhat Bey. Çok güzel yemekler yapıyorsunuz onu biliyorum. Belki Sümerlerin tabletlerinde bir şeyler vardır. Bir bakalım ne dersiniz? Hititler için yakaladık, onları yapacağız. Bunu sunuma koymamıştım ama sunumda başka böyle sorular var ama bu yoktu. Sizi görünce ilham aldım. Şimdi iki tane ben örnek tablet göstereceğim. Bu Volkan Torun diye bir arkadaşımızın 2015'te yayınlanmış bir yazısından. Orada 12 tane bildiğim kadarıyla 11 tane tablet gösteriyorlar da ben 4 tanesini buraya aldım. Değişik şeyler bunlar. Birincisi gördüğünüz gibi Kültepe'de, Kayseri'de olan şeyler, bulunan şeyler bunlar. Ama Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde saklanıyor bunlar. Gittiğinizde görebiliyorsunuz. Kesinlikle Ankara'ya giderseniz bir saat, yarım saat vakit ayırın, gidin görün. Yani olağanüstü bilgiler var orada. Muazzam şeyler var. İnanılmaz. Anadolu zaten medeniyetlerin beşiği olan bir yer. Bizler bir parça sahip olamıyoruz bu zenginliğe. Sahip olmamız lazım. Biraz da bu konuşmayı buradan başlatmamın sebebi o müzeye içimizde kaç kişi gitti? Ankaralı olup da giden kaç kişi var? Ben merak ediyorum. Ya. Yani o müze dünya için olağanüstü zenginlik kaynağı olan bir yer. Yani bir tek Türkiye için değil, dünya için önemli bir müze. Ve o müzenin hayatta tutulması, o müzenin gerçekten gelişmesi, geliştirilmesi için hepimizin ortak olarak el birliğiyle bir şeyler yapmamız lazım. Bu birinci gördüğünüz tablet, Vahşuşana'dan Şalatuvar'a, oradan da Paruş Hattum'a giden kervanın yol ve köprü geçiş vergileri. Bakın vergi kavramı var. Görüyor musunuz? Ve bu M.Ö. 19. 18. yüzyıllara kadar geri giden bir kavram. Toplumsal yaşam içerisinde hükümetlerin,
kurumların, devletlerin kendilerini finanse edebilmek için vergi alma. Ta o zamandan bunu fark etmişler ve vergi almışlar. Ve bakın yiyecek masrafları da var orada. Belki bir yiyecek listesi de çıkabilir Serhat Bey, ne dersiniz? Anlaşma belgesi sağ taraftaki Kaniş ile Asur arasında yapılan anlaşma metninde Asurluların taşınır ve taşınılamaz mallarının zorla ve ucuza alınıp alınamayacağı, öldürülen bir Asurlu için kan parası ödeneceği, Kanişli bir kimseye borcu olan Asurlu'nun ticari faaliyetlerinin kısıtlanamayacağı ve borcunun yerine başkasının sorumlu tutulamayacağı gibi maddeler yer almaktadır. Bunlar size bugünü hatırlatmıyor mu? 5000 yıl öncesinden veya 4000 yıl öncesinden gelen bilgiler bunlar. Bu vasiyetname çok önemli. Bir nesilden bir sonraki nesile sermaye aktarması ekonominin en temel kurallarından bir tanesidir bu. Kültepe'de bulunmuş. Gene 19. 18. yüzyıllardan milattan önce Asurlu tüccarlar tarafından miras intikali hukukileştirilmiştir. Hukuk hakkında da bir iki bir şey soracağım. Sorularımdan bir tanesi hukuktu. Görüyorsunuz niçin hukuk sorusunu sorduğumu bir parçada. Agua adındaki bir Asurlu'ya ait bu vasiyetnamede Asur'daki ev karımındır. Karım gümüşü oğullarım ile birlikte paylaşacak yazmaktadır. Agua'nın ölümünden sonra servetinin üzerindeki ilk hak sahipliğini karısına tanıması kadının aile içindeki önemini vurgulamaktadır. Şu paragrafta o kadar büyük sosyal mesajlar var ki kadın haklarından tutun gümüşün kullanılmasına, kıymetli maden olarak ta o zaman tanımlanmasına kadar giden neler var neler. Vasiyetnamenin kendisi zaten hukuki anlamda çok önemli. Yan taraftaki de boşanma belgesi. Şimdi boşanmanın olduğu yerde bakın bu kontrat, bir anlaşma, sözleşme bu. Boşanma sözleşmesi. Bu gene hukukun orada ne kadar geliştiğini, insanların birbirleriyle bir noktada yol ayrımına geldiklerinde haklarının, hukuklarının ayrılmasıyla ilgili neler olduğunu, neler bittiğinin tanımlanması. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar daha neler var neler gidip bakacak olursanız müzeye. Bunlar örnekler. Benim akademisyen olarak ilgimi çekenlerin içerisinde faiz oranları vesaire olanlar. Çünkü göreceksiniz ve faiz oranlarının vesairelerin ve borçların, borç kontratlarının olduğu tabletlerdeki bilgileri amacım oydu. Hala da o. Bir noktada umarım çalışabilirim. Uzun soluklu bir çalışma olacak. Ama yapabilirsem acaba bugün işte böbürlendiğimiz ekonomist olarak, finans profesörü olarak böbürlendiğimiz işte teori şöyle söylüyor, teori böyle söylüyor dediğimiz şeyin 5000 yıl önce acaba gerçekten karşılığı var mıydı yok muydu? Çünkü bu insanlar faizi kullanmışlar o dönemde. Borç kontratlarını bulmuşlar, yapmışlar. O zamanın insanı da insan, bugünün zamanın insanı da insan. Yani biz bugün bunun teorisini yaptıysak o günde acaba o teori o insanların davranışını açıklıyor mu, açıklamıyor mu? Böyle bir soru var kafamda. Oraya geleceğiz tekrar. Bu incelediğimiz ve son 4 sunum sayfası bize en azından şunları anlatıyor. İnsanlık için en önemli buluş, bu önemli bir tespit. Bunu Hititoloji bölümündeki bölüm başkanı olan arkadaş, adını anımsayamıyorum. Kendisinden çok 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 özür diliyorum. Benim görüşüm değil, onun görüşü ama benim de candan katıldığım bir görüş. Bence tekerlek değil. Binlerce yıl sonra bize, bile bizlere tarih, matematiksel bilimler, hukuk, iktisat ve ticaret ve uluslararası ilişkiler üstüne hala öğretiler vermeye devam eden tabletlerdir. Bilgidir. Tabletlerin yapıldığı kil çamurunu, burası önemli işte, binlerce yıl boyunca yaşayabilecek bir veri deposu haline getirmek kimin aklına gelir? Yazı yazmayı geçtim. Yani siz o kili bulacaksınız, kurutacaksınız, binlerce yıl kalacak. Biz bugün onu okuyacağız, 5000 yıl önce neler olduğunu anlayacağız. Bu muazzam bir uygarlıktır, muazzam bir teknolojik yapıdır, kimya bilimidir, fizik bilimidir. O yüzden söylüyorum Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne bir gidildiği zaman, biraz düşünüldüğü zaman aslında bunun arkasında ne kadar büyük bir
hikaye olduğunu, ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu fark ediyoruz. Mezopotamya'daki uygarlıklar ve o dönemde Anadolu'da bulunan krallıkların etrafında kurulan kavramlar, uluslararası ticaretin, yani bugün İngilizce'de international business dediğimiz, işte bizim üniversitemizde de var, her üniversitede bir international business bölümü vardır. Belki de ilk kurumsal örnekleridir kavram. Değişim geçirmiş olmasına rağmen kavram özü olarak hala geçerli ve hala önemli bir uygulamadır dediğim gibi. Uluslararası ticaretin önemli örneği olan İpek Yolu varlığını sürdürdüğü süre olarak M.Ö. 130 ve M.Ö. 1453 yani İstanbul'un alınmasına kadar devam etmiştir. Bu geçmişi biliyorsam ben İpek Yolu'nun Sümerler ve Sümerlerden sonra gelen kadim uygarlıklardan aldıkları şeylerle kurulmuş, onun üstüne eklenmiş, bilgiyle donatılmış bir sistem olduğunu söylemek kehanet değil yani. Açık benim gözümde. Herkes İpek Yolu'nu biliyor, o yüzden İpek Yolu'na bir parça söylem getiriyorum. Ama İpek Yolu'nun öncesinde binlerce yıl süren öğrenimler var, öğretiler var, bilgi depolama var vesaire vesaire. Şimdi Faris kavramının tarihçesi ve uygulaması bir parça bahsettim. Neredeyse bilinen insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü biz Sümerlere kadar gidiyoruz. Onun öncesinde de bir şeyler var mutlaka da onu bilemiyoruz henüz. Daha arkeoloji o noktaları tam olarak açıklayamadı. Sümerleri de yeterince aslında tanımıyoruz. Bu husus özellikle akademisyenler için, benim gibi insanlar için önemli. Çünkü faiz kavramının iktisat teorisine girişi Irving Fisher denilen bir İngiliz ekonomist tarafından 1907 yılında yapılmıştır. 1907 yani 20. yüzyılın başı. Arada 4000 senelik bir sürede, ne 4000 pardon, 4900 senelik bir süre. Bu insanlar o dönemde faizi kullanmışlar. Kavram olarak geliştirmişler, ticari ilişkilerine yansıtmışlar, tabletlerine yansıtmışlar. Biz ancak 20. yüzyılın başında bunu teoriye dökebilmişiz. Irving Fisher'ın geliştirdiği teori bu arada bugün Türkiye'de ve dünyada da çok tartışılan faiz ve beklenen enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi anlatan benim bildiğim ilk akademik çalışmadır. Yani faiz mi enflasyonu, enflasyonu faiz mi sorusunun cevabını Irving Fisher ta o zaman enflasyon ama beklenen enflasyon faiz diye açıklamıştır. Şimdi yapılan tartışma Türkiye odaklı, uluslararası bir boyutta yapılıyor bu tartışma. Burada. Ama bunun çok öncesi var. Yani faiz kavramının çok öncesi var. Irving Fisher'ın söylediğinin değil. Benim de yapmak istediğim, dediğim gibi bir şekilde o tabletleri Excel dosyalarına döndürebilirsek, verileri vesaireleri oraya toplayacak olursak, oralardan ne akademik çalışmalar çıkar bir bilseniz. Ne kitaplar yazılır bir bilseniz. Yani ama yani ben kariyerimin sonuna geliyorum. Burada içinizde meraklı, akademiye meraklı arkadaşlar varsa buyurun size bir kariyerlik konu. Çünkü gidip bunu alacaksınız, deşifre edeceksiniz, Excel'e dökeceksiniz. O bir 5-10 senenizi alır zaten. Ondan sonra da siz sahibi olduğunuz için kimse size dokunamayacağı bir veri tabanınız olur. Yazdığınız her şeyde mutlaka bir yerlerde, çok iyi yerlerde, adım gibi eminim, yayınlanır. Ve kendinize çok büyük isim yaparsınız. Faiz alınması ve verilmesiyle ilgili olarak biliyoruz ki Hristiyanlığın ve Müslümanlığın da söylediği bir şeyler var. Müslümanlık yasaklıyor, Hristiyanlık bayağı ciddi şekilde sınırlandırılıyor. Ama demek ki her iki kültürde, her iki dinde sermayeyi yani nakit olarak elimizde tuttuğumuz şeyin bir üretim faktörü olarak görüyor. Onun üzerinden faiz alınıp verilmesinin aslında üretime karşı olduğu ile ilgili bir düşünceyle karşımıza çıkıyor. Demek ki Hristiyanlığın öncesinden gelen buna benzer bir takım tartışmalar olmuş ki o bu kitaplara bir şekilde yansımış. Bunlar nedir ne değildir bunları ben de bilmiyorum. Merak ediyorum. Yani yanıtlarını veremediğim sorular var ama soru olarak buraya getiriyorum sizlerin huzurunuza da. Bugün İngilizce nasıl dünya ticareti ve politikasına hakim olan lisan ise çok enteresan. O dönemde de özellikle Asurlular döneminde Asurca bir oldukça dominant bir lisan. Hatta şöyle bir şey anlatmıştı hititoloji bölümünün başındaki arkadaşımız.
Bir yerlerde bir doküman buluyorlar. İki krallık arasında bir yazışma bu tablet. Daha sonra o kralın cevap olarak yazdığı yanıtı buluyorlar. O yanıtta da başka bir lisanda yazılıyor. Bunu Asurca'da yazın gönderin, anlamıyoruz diyor. Gene bugün İngilizce, büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte Çince dünyanın lisanı olacak. Bu böyle. İnsanlığın genel olarak izlediği patikada, kültürel ticari patika diyelim, o patikada bu zaman zaman işte İngilizce şimdi, sonra Çince, belki başka bir lisan daha sonra, bir 300-500 yıl sonra öne çıkacak. Son bir hususu burada bu slide ile ilgili not edeyim. Çok enteresan, bunu bilmiyorum, biliyor muydunuz? Dünyada bilinen ilk ticaret borsası Kütahya Çavdarhisar'dadır. Biliyor muydunuz? Orada. Ve Borsa İstanbul gidip de onu alıp Türkiye'ye gelen misafirlerin ya gelin bir Kütahya'ya kadar da uzanalım. Burada dünyanın ilk ticari borsası var. Bir görün edin işte. Bir orayı parlatalım. Buradan biz bir şeyler kazanalım. Şu ana kadar demişti değil. Ben bilmiyorum niye dememişler. Ama bir tek o değil. Üniversitelerimize dememişler bunu. Benim söylediğim zenginliklerimize sahip çıkmak olayı bu. Bu muazzam bir zenginlik. 1700 yıl önce, 1750 yıl önce yapılmış bir şey bu. Orada duruyor taşları vesairesi. Hala. Kadim uygarlıklar tahmin edileceği gibi bir hukuk sistemi de geliştirmişler. Bütün bunları da gördük işte, boşanma vesaire. Bunlar hep hukuk sistemi. Bu uygulamaya koymuşlar. Çok enteresan. Tabletlerden anladığınız şu. Asurluların özellikle uluslararası ticari anlaşmazlıklar olduğunda, yani siz mal alıp mal satarken birisi borcunuzu ödemiyor veya malınızı alıyor, borcunuzu daha sonra ödüyor vesaire, anlaşmazlık çıkıyor. Bunu nasıl çözeceksiniz? Bu bir şekilde uluslararası ticaret içerisinde mahkeme sistemi gerektiriyor. İnsan düşünce sistematiği içerisinde değil mi? Adamlar mahkeme kurmuşlar. Asurlar. Çok enteresan, o tabletleri okuyup çalıştığınızda şu çıkıyor, diyor ki bu tür ilişkilerde diyor işte ticari anlaşmazlık vesaire çıkarsa şu mahkemeye değil bu mahkemeye gidilecek diyor. Asurlular kendi kontrolleri altında bir parça etkileyebilecekleri, kendi sistemleri içine sokabilecekleri. Çünkü güç onlar da o noktada. O mahkemeyi işaret ediyorlar. Burada çözülecek bu diyorlar. Bugün de bu var. Hangi mahkemede neyin tartışılacağı vesairesi sorunu değil mi? Dolayısıyla kadim uygarlıklardan bizlere gelen çok şeyler var. Bunlardan bir tanesi de elbette ben Serhat Bey'in yanında, kusura bakmayın sizi pick up etmiyorum yakınımda oturduğunuz için. Yanında çırak olarak çalışmaya başlasam herhalde bir noktada iyi yemek yapmaya da başlarım. Yani sağ olsun sevgili eşim, çok çok iyi bir aş, onun hakkını teslim edeyim ama söylemeye çalıştığım şey. Bilgi ve teknoloji transferi bu şekilde ticaretle mutlaka ve mutlaka gelişiyor. Herkes birbirinden bir şeyler alıyor, bir şeyler veriyor. Zaten siz de söylediğiniz TEPA'nın amacı da bu tür etkileşimler. O da olmuş. O dönemde bu da var. Ve bu zamanın filtresinden geçerek kadim kültürden bir sonraki kadim kültüre gidiyor. Onlar sokaktan alıp da biz bunu bulduk demiyorlar. Bu aldıkları bir şeyle yollarına devam ediyorlar. Onun üstüne koyuyorlar. Bu bir nokta, bir virgül koyuyoruz burada. Şimdi yarınlara gidiyoruz. Sonunda da ikisini bir araya getirmeye çalışacağım. Şu gördüğünüz aslında bir resim, fotoğraf değil. Bir sanatçının çizdiği bir resim. Ama bu adı 16 Psyche olan bir göktaşının resmi. Gene bir kaynaktan direkt olarak alıntı yaptığım için kaynağını da burada veriyorum. Bu şekilde bıraktım. Bu göktaşının eni, eğer buradan düz bir çizgi çekecek olursanız 226 kilometre. Herhalde buradan hani o şeyin üstünden de, gölün üstünden de bir yol koysanız düz. 226 kilometre neresi oluyor? Buffalo'nun falan biraz daha alt tarafları bir yer oluyor. O kadar bir yer. Fakat onun üzerindeki madenler, nikel ve şey bulunmuş özellikle, demir bulunmuş. Dünyanın, şu andaki küresel dünya ekonomisinin toplam varlık değeri 142 trilyon olarak 2019'da tespit ediliyor. Bunun 50 bin ile 70 bin katı kadar. Şu
şu gördüğünüz küçücük şeyin üstündeki. Ha, şimdi ben size sorayım. Ben kapitalistsem, benim ağzımın suyu neye akıyor acaba? Neye hayal ediyorum? Ah diyorum, bu benim olsa, güldür güldür seyrediyorsanız, orada bir skeç vardı. Ah bu benim olsa skeci. Ah bu benim olsa diyorum. Ya. Şimdi yapılan bütün çalışmalar bunun ah bu benim olsanın gerçek olması için. Burada benim yaşımda olan dostlar var. Uzay yolunu seyrederek büyüdük hepimiz, değil mi? Ne kadar güzel çıkarımlar yapmışlar aslında. Bugün bir sürüsünü kullanıyoruz. Bir sürüsü üzerinde de denemeler yapılıyor aslında. Hala erişilemeyen noktalar var ama çalışmalar yapıldığını ben biliyorum. Akademi içerisinde olduğum için sohbetlerimden duyuyorum arkadaşlarımla. Dolayısıyla yarın bu uzay madenciliği ve buna benzer fikirler. Şuraya gitmiş durumda. Şimdi tamam, bu bir fikir. Bugün olmuş bir şey değil. Biraz akademik bir şeyler söyleyeceğim size burada. Kusuruma bakmayın. Lezzetsiz kısmı belki burası olabilir. Ama bunun önemli bir, yani burada önemli bir husus var. O da şu. Ben bir hisse senedi satın aldığım zaman, bir tahvil satın aldığım zaman, bir ne bileyim pırlanta yüzük aldığım zaman ona bir fiyat ödüyorum. Bunun bir değeri var, bir de fiyatı var. Biz akademide değerle uğraşıyoruz. Fiyatla uğraşmıyoruz. Bir şeyin değerini bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sorduğumuz kavramsal olarak hep ben bu değerlemeyi matematiksel olarak nasıl yapabilirim sorusu. Ve bunu yaparken de belirli varsayımlar altında elbette ki yaklaşıyoruz. Ama en basiti olarak bu sağ tarafta gördüğünüz E dediğim olasılık dağılımından ortalama bulma işlemi. Expected İngilizcesi, beklenti yani. NA olarak kullandığım şeyler de ileride bana hisse senedinin veya tahvilin veya altının veya ev aldıysam, kiraya verdiysem oradan gelecek olan nakit akımları esasında. Onu böldüğümüz 1 artı R ve T üstüne çıkardığımız şey de aşağıdaki paydadaki olan da iskonto şeyi. Bugüne indirgeme faktörü diyelim ona da. Bu R bugün işte biliyorsunuz dün evvelsi gün son 1-2 hafta içerisinde piyasalar %10-15 civarında düştü. İşte bu R'den dolayı düşüyor. Çünkü faiz oranlarındaki artış beklentisi bu R'yi de etkiliyor. Bu R yükseldikçe payda da olduğu için değer de olduğu gibi aşağıya doğru gidiyor. Şimdi bu bir değerleme yöntemi, değerleme metodu. Dediğimiz şu, ileride nakit alacaksanız ama cebinizde değil o nakit, daha ileride alacaksanız beklenti, onun bugünkü değeri ne? Yani bugün toplamı ne bunun? İleride almadınız henüz ama almış olsaydınız onun bugünkü değerini iskonto ediyorsunuz ve bugün onu alıyorsunuz. Bu bazen hatırlarsanız Türkiye'de yapılan bir şey. Emekliler 3 aileme gidip bankada kırdırdım derler. O iş aslında. İskonto ettirirler. Aynı şey. Orada 3 ay üzerinden yapılır. Burada ben herhangi bir varlığın sonunun olup olmadığını bilmediğim için daha geniş kapsamlı olarak sonsuza kadar götürdüm. Ama isterseniz 10 seneyle de sınırlayabilirseniz, 10 senelik bir yatırımsa vesaireyse. Şimdi bunu niye anlattım? Bunu şu yüzden anlattım. Bu slide'da konuşacağım ve sonrasında konuşacağım şeyler için anlattım. Uzay madenciliği fikri bize ne diyor? Eğer biz bunu başarırsak diyor, ileride diyor dünyaya bir sürü nikel gelecek diyor. İleride dünyaya bir sürü altın gelecek diyor. Gümüş gelecek diyor. Ne olacak? Bunlar satılacak ve buradan elde edilecek bir nakit akımı olacak. Ama bunlar bugün itibariyle buraya gelmiş şeyler değil. Ama bunun beklentisi buraya gelmiş mi? Olasılık dağılımı var mı? Şundan benim çocukluğuma giderseniz bunu konuşsaydım herhalde beni öğretmenim azarlardı ilkokulda. Ama şimdi çocuklar bunu konuştuğu zaman öğretmenleri anlatmaya devam ediyor büyük bir ihtimalle. Çünkü artık işte Elon Musk ve benzeri insanların şirketleriyle oralara gitmeye çalışıyoruz. Aslında o demin gösterdiğim slide'da onunla ilgili bir not da vardı, öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla bu fikir artık hepimizin kabul ettiği bir fikir. Dolayısıyla olasılık dağılımını
etkilemiş, girmiş ve bundan sonra da giderek daha etkin bir şekilde olasılığı yükselecek olan bir fikir. Olasılığı yükseldikçe beklentisi yükselecek, beklentisi yükseldikçe de onun indirgenmiş değer olarak, bugüne gelmiş değer olarak değeri artacak. Bizim illaki gidip de o gördüğünüz göktaşını yakalayıp buraya getirmemiz gerekmiyor. Bugün onun üzerinden para kazanıp para kaybetmemiz için. Fikir üzerinden para kazanıp fikir üzerinden para kaybedebiliyoruz. Ve benim de söylediğim şu, eğer bu göktaşına erişim için yapılan deneyimler başarılı oluyorsa bu olasılık dağılımı değişiyor. Başarı arttıkça olasılık dağılımında başarı katsayısı artıyor. O arttıkça da o değer artıyor. O yüzden genç arkadaşlarıma bunu söylüyorum. Bugün bir fikir bu. Ama bugün yatırımınızı yaparsanız bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra o bir gerçek olacak. O zaman ekmeğini çok daha fazla yiyeceksiniz. Bu Bitcoin içinde böyleydi. İnternet ilk çıktığında internet içinde böyleydi. Fikri fikir olduğu noktada yakalamanız lazım. Ama doğru fikri yakalamanız lazım. Bunu söylerken de bu işi doğru yapan şirketlerin peşinden gitmeniz lazım. Çünkü bunun üzerinden işte ben de bunu yapıyorum diye dotcom balonu diye bir balon oldu biliyorsunuz. Herkes ben yapıyorum diye girdi. Kimin iyi, kimin kötü yaptığını sapla samana ayırmayı beceremediğimiz için yanlış yere yatırım yapıp para kaybeden çok insan oldu. Ama doğru yere yatırım yapan insanlar para kaybetmediler. Tam tersine hala para kazanıyorlar. Ve bunu da belirteyim, yani bunu söylerken ben finans profesörüyüm. 1990'larda ne Apple'ın, ne Microsoft'un, ne ona benzer şirketlerin hiçbirisine yatırım yapmadım. Kafamı dandan duvarlara vuruyorum hala. Çünkü bu sizin almak istediğiniz riskle, yaşam tarzınıza vesaireyle de ilgili bir şey. Ama doğru fikri görüyorsanız fikrin oluştuğu noktada buna girmeniz doğru. Sonrasında girdiğinizde çok geç kalıyorsunuz. Bitcoin'e bundan 5 sene önce, 10 sene önce giren insanlar muazzam paralar kazandılar. Kaybediyorlar, kazanıyor. Fark et. Ama 5 sene, 10 sene önceki fiyata bakın, bir de bugünkü fiyata bakın, dalgalanıyor ama 5-10 sene önce verdiğiniz fiyatla bugünü kıyasladığınız zaman o dalgalanmalara rağmen muazzam bir gerilme şey var, yükselme var. Benim uzay madenciliği için söylediğim bu. Şimdi buradan 3-4 tane çıkarım yapmak istiyorum. Bunların bir kısmını belki tartıştık ama her şeye rağmen bunları söyleyeyim tekrar. Hatırlatmak bence faydalı. Her türlü dünyevi nedenden dolayı, örneğin şu anda Covid içerisindeyiz, savaş var, bu tür şeylerden bahsediyorum. Piyasalarda oluşan oynaklıklar, bunlar olur. Piyasaların doğal gelişimidir, doğal davranışlarıdır. Bugün batar, yarın çıkar, sorun değil. Ama uzun vadede bu fikir, uzay madenciliği fikri, şu anda oluşan bu dalgalanmalara karşı az da olsa, bugünün şartlarında hala bir fikir, hala bir hayal olduğu için az da olsa diyorum, terazinin öbür tarafında denge sağlıyor. Ama biz bu konuda bir başarı yakalayacak olursak, şu anda gördüğünüz bu dalgalanmalara karşı çok daha teraziyi dengeleyecek, çok daha ağırlığı olan bir faktör olacak. Hala buraya madenler gelmemiş, göktaşları gelmemiş, getirilmemiş durumda. Ama geleceğini biliyorsak onun değeri bugün itibariyle daha fazla olacaktır. Bu şeye benziyor. Ev satın alıyorsunuz, beklentiniz var, değil mi? Beklenti üzerine yapılan çok insan var. Ev fiyatları düşükken aldıysanız, doğru beklentiniz varsa bir şeyler oluyor. İkinci konu, uzay madenciliği hakkında bunları söyledim. Esas söylemek istediğim şu, son iki husus. Yeni yetişen arkadaşlarımızın, nesillerin kendilerini her anlamda uzay madenciliğine hazırlamalarını rica ediyorum. Bununla ilgili bir iki şeyi daha söyleyeceğim daha sonra. Son olarak da uzay ile ilgili çevresel sorunların artacağını ve gezegenimizin de bir şekilde bundan etkileyeceğini bu değer söylediğim geleneksel değerleme modelimiz söylüyor.
Biz bu işin üstüne gittikçe oraları habire yüzeyden göktaşı getirilmek üzere bir şeyler gidecek. Zaten dünyanın etrafı, eğer okuyanlarınız, bilgileriniz varsa, zaten şu anda çevre sorunları yaşıyor dünyanın etrafı. Yakında başımıza gökten göktaşı değil, kendi gönderdiğimiz junk yağmaya başlayacak. Başlamış durumda zaten. Bu bir tehlike. Ve bu radyasyonlu bir madde çoğunlukla da. Bunların önemi var. Bunları göz ardı etmememiz lazım. Bunları düşünmemiz lazım. Bu tür yatırımları vesaireleri yapıyorsanız, bu tür teknolojilere, temiz teknolojilere, bu işin temizliğiyle de ilgilenen teknoloji yatırımlar yapmak belki de uygun. Uzaya gidip göktaşını getirecek değil, uzayı temizleyecek olan şirketlere bakmak belki bir anlamda önemli. O da bir fikir olarak çıkacak. Bakın yazın, günü gelecek, bu da çıkacak. Çünkü benim üniversiteye gittiğim çağda, onun öncesinde bizler çevreyle ilgili pek fazla bir şey bilmiyorduk. Hatta üniversitede, ODTÜ'de çevre mühendisliği bölümü bile yoktu. Çok iyi biliyorum. Şimdi hukukun bir yapay zeka olup olmadığı ile ilgili çıkarımlarımızı yapalım. Ben Türkiye'de bir toplantıya katıldım, Akbank'ın düzenlediği bir toplantıya. Orada bu söz geçti ve o güne kadar hiç düşünmediğim bir farktı, ama olağanüstü bir fark bu. Rule of law dedi bir İngiliz kişi, is not the same as rule by law dedi. Şaşırdım, irkildim, hiç düşünmemiştim. Çok önemli bir fark arkadaşlar. Rule of law dediğiniz zaman, biz bunu Türkçe'de hukukun üstünlüğü diyoruz ama onun da ötesinde bir kavram bu. Siz burada hukuku kendi başına yaşayan bir yaratık olarak tanımlıyorsunuz. Kendi iç dinamikleri olan ve insanlığı yöneten bir ilkeler silsilesi olarak, bir felsefi sistem olarak düşünüyorsunuz. Ama rule by law dediğiniz zaman, bir gün bir kanun yapıyorsunuz, ertesi gün başka bir kanun yapıyorsunuz. Üç gün sonra daha önce yaptığınız kanunları değiştirip, hukuk var, kanun var, hukuk yok. Bu insanlığın problemi. Ben Türkiye'de de bu sorunları yaşıyoruz şu anda, farkındayım, ama ben burada rule of law kavramının niçin yapay zeka olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kendi kendisini eleştiren bir sistem bu. Ben burada sizlerle konuşurken etkileşim içindeyim, bir soru soruyorum vesaire. Ama bunun karşılığında hukukçu olan insanlar diyor ki ya bu böyle olmaz. Tartışılıyor. Kendi aralarında tartışıyorlar. Kendi belki hukukun içerisinde yanlış bir şey var. Onu alıp atıyorlar çöpe. Zaman alıyor. Ama bu oluyor. Sümerlilerden bugüne kadar hukuk var arkadaşlar. Eğer hukuk kıymetli bir zeka olmasaydı, bugün insanlığı yöneten, insanlığı en azından önemli bir kısmını yöneten bir sistem olarak karşımızda bulunmazdı. O yüzden bir takım kavramları yapay zeka ile vesaireyle tanımladığımız zaman illa ki önümüze bir kompütür, bir tane bilgisayar çıkartıp veya bir algoritma koyup da işte bu yapay zekadır demek doğru değil bence. Tanımı biraz daha açarak, daha geniş perspektiften bakarak burada kendi kendisini yöneten bir sistem var aslında. Bunun en güzel örneği neydi biliyor musunuz? Belki hatırlarsınız. Bundan bir 5-10 sene önce oldu bu. Belçika 2 sene hükümetsiz kaldı. Hatırlıyor musunuz bunu? Ve Belçika kendi kendisini yönetti. Niçin? Rule of law olduğu için yönetti. Hükümete gerek yok. Yeter ki sistematiğiniz olsun. Ama rule by law dediğiniz zaman o sistematik yok. Çünkü ne zaman ne yapacağınız belli değil. Bir gün bir şey söylüyorsunuz, başka bir gün bir şey söylüyorsunuz. Orada bir sistematik yok. Dolayısıyla bu of ve by kelimeleri çok küçük kelimeler gibi gözüküyor ama o kadar büyük fark yaratıyor ki arkadaşlar. Biraz düşünmeniz gerekiyor ama. Yani ilk söylendiğinde yüzeyde almayacaksınız. Altını şöyle bir kazıyıp ne söyleniyor burada, bunun ne demek olduğunu bir irdelemek gerekiyor. Burada ben hukukçu olan arkadaşlar varsa şunu sormak istiyorum. Bunu bilmiyorum. Daha önce de bahsettim, bazı sorularım var diye, bunlardan bir tanesi. Acaba kadim kültürler bugün temel olarak aldığımız ilkeleri, hukuk ilkelerini, örneğin masumiyet karinesini geliştirip hayata geçirebilmişler midir? Geçirdikleri bir sürü şey var hayata, işte boşanmadır, anlaşmadır, şudur budur, ama bir takım böyle çok olmazsa olmaz ilkeler var hukukta.
Acaba onları da bulmuşlar mıydı bu insanlar? Ben merak ediyorum. Belki de bulmuşlardı. Beşeri sermayenin evrimi insanlığı nasıl, insanlar nasıl katkılar yapmıştı? Bu da üçüncü sorumuz. Bunu sormamın sebebi aslında uzay madenciliği ile 1800'lerde Kaliforniya'da yaşanan altına hücum süreçlerinin çok benzer olmasından kaynaklanıyor. Ama burada bir beşeri sermaye hikayesi var. O da şu, altına hücum eden insanlar kaba kuvvetle, güçle vesaireyle oraya gidip oradan zenginlik yaratmış insanlar. Nehrin kenarında yaşamışlar, ellerinde eleklerle işte suyun içerisinde altın var mı yok mu filmlerini görüyoruz, okuyoruz vesaire, değil mi? Bu insanın güçlü olması, fiziken güçlü olmasına dayalı bir beşeri sermaye. Doğuştan geliyor veya egzersiz yapmanızı şuna buna dayalı olarak. Ama bugün eğer uzay madenciliği yapıyorsak ki çok benziyor aslında. Amaç altındır, gümüştür, şudur budur onları bulup getirmek. Amaç aynı. Ama bu ne gerektiriyor? Çok ciddi bir beşeri sermayeye yatırım gerektiriyor, öğretim gerektiriyor. Bu arada şöyle küçük bir noktayla burayı tartışmak istemiyorum. Ama özenle ayırt etmek istediğim bir nokta var. Ben eğitimle öğretimi birbirine eşitleyen bir insan değilim. Üniversiteye falan gitmek öğretimdir, eğitim değildir. Eğitim çok farklı bir kavramdır. O yüzden herkes ağzından eğitim lafını çıkartıyor. Çıkarttıklarında da ben böyle duvarları bulunduğum yerde sıçrıyorum. Çok yanlış kullanılıyor. Çünkü eğitimli olmak çok farklı bir kavram. Elbette eğitimle öğretimin iç içe geçtiği yerler çok ama eğitim çok farklı bir kavram. O yüzden ben burada beşeri sermayenin eğitimi olaraktan ziyade özellikle eğitimi ve öğretimi olarak ikisi bir arada olarak yani beşeri sermayenin çok rafine olması lazım ki bu uzay madenciliği konusunda başarılı olunabilsin. Bilgisayar programları yazmak, o motorları yapmak vesaire vesaire. Yani bunlar oturup hayal kurmak. Problemleri farklı şekilde tanımlamak. Gelecek bu benim. En azından elimizdeki 20 ile 100 yıl için geleceği ben bu şekilde görüyorum. Yani orada çok ciddi bir şey var. Bekleyen bir zenginlik var dünyayı. Hukukun bu arada elbette yaptığı bir takım şeyler var. İnternet çıkmadan önce internet hukuku yoktu. Şimdi internet hukuku oluşmaya başladı. Hukuk, o yüzden yapay zeka diyorum. Olmayan bir şeyi yavaş yavaş evrile evrile onu da kendi bünyesine alıyor. Uzay madenciliği yok şu anda hukuk olarak. Hiçbir hukuk fakültesinde bulamazsınız. Ama olacak. Hukukçu olan insanları veya hukukçu olmaya kendisini yönelten arkadaşlarımıza, dostlarımıza uzay madenciliğini o yüzden şimdiden öneririm. Olacak bir konu. Çok da isabetli bir konu olacak. Bence. Elbette beşeri sermaye için hayal kurabilme yetisi. Bu çok önemli bir yeti. Yani bu herhalde insanın doğuşuyla kendisine bahşedilen bir şey. Ona diyebileceğim bir şey yok. Ama özgürlük bulunduğumuz toplum sistemi içerisinde bizlere verilen, bizim yaşadığımız ortamla ilgili bir şey. Elon Musk'ı hepiniz biliyorsunuz. Kendisi Güney Afrika'da doğmuş ama burada annesi Kanadalı bildiğim kadarıyla. Buralarda ve Queen's Üniversitesi'nde okumuş birisi. Fakat Elon Musk burada değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Niçin acaba? Bence Kanada'nın, ki ben buna canı gönülden katılan bir insanım, sosyal bir devlet olması bir takım şeyleri sınırlıyor. Elon Musk bu sınırların dışına çıkmış, çerçevenin dışında olan bir insan, burası ona yetmiyor. İşte özgürlük ve hayal kurabilme vesaire bunlar işte geçen şeyler ve beşeri sermaye ile doğru beslendiği zaman Elon Musk'lara oluşturabiliyorsunuz. Burada bunu söylerken içinizde Singapur'u görmüş insanlar olabilir. Ben orada Avustralya'dayken sıkça ders verip hafta sonları ders verip gidip geliyordum. Singapur'u o yüzden yeterince tanıdım. Yakın arkadaşlarım da var, meslektaşlarım da var. Singapur çok enteresan bir ülke. Bundan 50 yıl önce bir balıkçı kasabası Singapur aslında. Ve
Oradaki arkadaşlarımla sohbetlerimden biliyorum, o kadar fakirler ki aynı pantolonu iki kişi giyip işte çok sıcak bir yer zaten. Pantolona da pek ihtiyaç yok ama hani bir devlet kurumuna falan gidecekseniz yırtık bir pantolonu iki kişinin, üç kişinin paylaştığını gazetelerde falan yazıyor. Öyle bir ülkeden bugün Singapur'un kişi başına düşen milli gelirinin kaç dolar olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Biliyor musunuz? Takip edeniniz var mı? 100 bin doların üstünde arkadaşlar. Biz 12-13 bin dolar Türkiye falan diyoruz. Bu insanlar 50 sene gibi bir süre içerisinde o fakirlikten 100 bin dolara ulaşmış durumdalar. Ama Singapur'a gidip de ağzınızdaki sakızı yere atıyorsanız başınıza gelmeyen kalmıyor. Bill Clinton Cumhurbaşkanı olduğu dönemde hatırlarsınız, Amerikalı bir genç çocuk bir arabanın üstüne grafiti yaptı diye ayağını bir güzel falakaya yatırıp Bill Clinton devreye girmesine rağmen 10 taneye yakın falaka bulmuşlardı. Şimdi dolayısıyla bu kadar kısa sürede zenginleşmiş bir ülkeyi bana dersiniz ki hocam bu Singapur sizin anlattıklarınıza aykırı. İşte orada hukuki bir sistem var ama baskıcı bir sistem, özgür değil vesaire. Ama Singapur örneği çok yeni bir örnek. Bekleyelim görelim diyorum. Ben Singapur'un çok uzun vadede çok başarılı olabileceğine inananlardan değilim. Şu andaki mevcut sistemi kuran insanlar hayattalar. Onlar bir göçsün gitsinler, geriden bir takım insanlar gelsinler, onlar sistemi bir daha bir elden geçirsinler vesaire, başka ülkeler etrafta gelişsin etsin. O zaman özgürlüğün ve düşüncenin, özgür hür olabilmenin ekonomik katkılarının neler olduğunu Singapur'da hep beraber göreceğiz. Son iki slide'a geldik. Bu da dediğim gibi benim yetkinlik alanım olan taşınılamaz mülkler piyasasıyla ilgili düşündüklerimi sizlerle paylaşmak. Ama burada yapay zeka, yani artificial intelligence dediğimiz şeylerin bizi nerelere götürdüğünü biraz anlatmak istiyorum. Birincisi, çoğunuz farkındadır, bu bizim İngilizce'de retail olarak dediğimiz alışveriş merkezlerinin çoğu batmış durumda. Amerika'da özellikle bunlar retail sektörü gitmiş durumda. Bunun bir nedeni de Amazon ve Amazon gibi internet üzerinden satış yapan şirketler olarak tanımlasak da bir başka nedeni de burada çok büyük paralar ve vergi devletlerin verdiği vergi indirimleri vesaire olduğu için bir tane yapılması gereken şey yerine suyunu çıkartıp 5 tane yaptılar. Dolayısıyla da şimdi internet vesaire de girince 5'i birden battı. Hani bir tanesi bile kalmıyor, gidiyorlar. Bu ofis içinde geçerli bir süreç olacak. Çünkü ofis dediğimiz süreç, yani burası işte benim ders verdiğim vesaire. Şu anda yüz yüzeyiz. Yani ofisin çalışma ortamının olması için yüz yüze ilişkiler çok önemli. Bu ilişkileri bir şekilde alıp yapay zeka ile onu gereksiz kılabiliyorsanız o zaman zaten ofise gerek yok. Şu binanın iki katı üstüne çıkılması konuşuluyordu bundan COVID öncesi dekanımız. Fizibilitesi yapıldı. Bundan 3-4 sene önce 170 milyon dolar istendi iki kat daha çıkması için bu bina. Bu kadar büyük rakamlardan bahsediyoruz. Ama işte Zoom'du, işte remote work'tu, şuydu buydu ve bunlar artık hayatın gerçekleri, hepimiz evden çalışmaya başladık. Bu giderek de artacak. Yeni nesilde mutlaka bu devam edecek. Bunun kaçınılmaz bu. Bu binalara ne olacak? Şimdi kullanıyoruz, öğrencilerimiz var, geliyorlar, oturuyorlar, ders veriyoruz, sohbet ediyoruz vesaire ama düşünün, benim de bir anlamda veya avukat olan bir arkadaşımızın veya doktor olan bir arkadaşımızın da işlerinin önemli bir kısmının internet ortamında yapay zeka tarafından yapılabildiğini düşünün ki bu oraya doğru gidiyor zaten. Yani ben fonksiyonelliğimi yitireceğim. Diyelim ki ben emekli olmuş olacağım, yırtacağım onu biliyorum da. Yani yeniden gelen arkadaşlar için konsern durumdayım. Onlar için gerçekten aklıma geliyor kara kara bu insanlar ne yapacaklar diye. Çünkü emek vermişsiniz, 20-30 sene okumuşsunuz, doktorunuzu almışsınız. Bir gün geliyorsunuz ki diyorlar ki yok arkadaş, yani biz bu işi artık bilgisayardan, işte yapay zeka denilen bir şey bulduk. O ders veriyor. Oluyor bunlar şimdi, yavaş yavaş başladı. İşte internette yani 5 senedir bildiğim bir şey. Eğer
bir hastalığınızla ilgili elinizde bir takım ölçümler vesaireler varsa Isabelle diye bir web sayfası var. Oraya girdiğiniz zaman sizin ne tür bir hastalığınız olduğunu çok ciddi şekilde diagnostik olarak söylüyor. Bedava. Bir sürü doktordan daha doğru olarak söylüyor bunu. O yüzden soru olarak bu gayrimenkullere ne olacak? Şurada TD binası var Bey Caddesi'nde, BMO Caddesi. Bunlar yüzlerce milyon dolarlık binalar. Kanada'nın simgesel binaları bir anlamda. Çünkü Bey Caddesi Kanada'nın Wall Street Caddesi olarak tanımlanır. Ne olacak bu binalara? Oradaki avukatlar işlerini kaybettilerse, bankacılar işlerini kaybettilerse veya buraya gelmeyin dendiyse ne olacak? Dolayısıyla içinizde gayrimenkulle ilgilenen, işin içinde olan diyorum dostlar var. Burada çok önemli sorular ve sorunlar var. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Başka bir kullanıma geçecek. Bunun güzel örneğini de vereyim. Son slide'a geçeyim. Distillery District çok güzel bir örnek. Bakın orasının altında yatan Amerika'da içki yasağıdır. Amerika Birleşik Devletleri Prohibition denilen bir dönemi vardır. Orada içki Amerika'da hala devam eden yerler var bu arada. İçki yapılmıyor ve tüketilmiyor. Burada o distillery bölgesinde distillery denmesinin sebebi o. Onlar bira yapıyorlar, viski yapıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Akşam vakti de oradan gemilere yükleyip karşı tarafa götürüp satıyorlar. Ve sonra Amerika'da yasalar değişip Prohibition ortadan kaldırılınca Amerika kendi içkisini zaten kaçak olarak yapıyor ama işte onlar yüzeye çıkıyorlar, hukuki bağlam kazanıyorlar falan. Bunların işi bitiyor. Bunların işi bitince orası çürümeye bırakılıyor. Ta ki orayı gerçekten ayaklandıracak, Toronto'ya katacak, hayal etmeyi bilen ve oradaki binaların ne şekilde kullanılabileceğini oturup düşünüp taşınan bir kitle, yaratıcı bir kitle, bugün bizlere oranın ne kadar güzel bir yer olduğunu gösteren bir çalışma yapıncaya kadar. Ben sıkça oraya gidiyorum, keyifle kahvemi içiyorum, oradaki güzel art salonlarını geziyorum vesaire. Her gittiğimde de keyif alıyorum. Zaten bir dönem çok ilk geldiğimde yakınında bir yerde oturuyordum. Benim büyük keyif aldığım bir yer oldu. O çok güzel bir örnek. İşte bu tür binaların da zaman içerisinde başka kullanımları olacak. Yani çöpe atılmayacak bir şey de olacak. Ama kullanım değişecek. Dolayısıyla hazırlıklı olun. Bu remote work dediğimiz şey evlerinize, sizlerin evlerinize gelmiş durumda ve evlerinizde kalacak, gitmeyecek. Evinizde kendinize güzel bir ofis ayarlayın. Çoğunuz için söylüyorum bunu. Kendim de dahil. Bu böyle. Ve böyle olduğu için de burada benim ofisim artık kullanılmıyor. Benim ofisim hemen şuranın arkasında. Çok az kullanılıyor. Ben evden çalışıyorum çoğunlukla. Ders vermekten ders vermeye gidiyorum. O kadar. Bu şehirleşme ile ilgili de elbette ki değişimler getirecek. Bugün gördüğünüz Toronto şehri belki de bundan 20 yıl sonra remote work vesaire derken işte TD'si, BMO'su, Bay Street'i ortadan kalkacak olursa, başka şeyler olacak olursa ne olacak sorusu ortaya çıkıyor. Hangi faktör öne çıkacak şehirleşmenin ve bir şehrin veya bir yerleşkenin önem kazanması ve oradaki gayrimenkul değerinin daha kıymetli olması için hangi faktör öne çıkıyor bugün itibariyle? Geçmişe baktığımızda biz bunu derslerimizde anlatıyoruz. İşte şehirleşme, urban economics dediğimiz derslerde. Bunların özü dönüp dolaşıp işte şehirlerin göl kıyısında olması, nehir kenarında, deniz kenarında olması, işte ne bileyim yol kavşaklarında olması falan gibi değerler var. Ama bugüne geldiğimiz zaman bunların artık böyle bir önemi kalmamıştır. Var elbette ama o önem artık en önemli önem değil. Biraz lig düşmüş durumda. Ne ortaya çıkıyor arkadaşlar? Uzay madenciliği vesaire işte beşeri sermaye derken neye gidiyorum ben sürekli olarak? Gittiğim yer sürekli olarak bilgi, bilgi üretimi. Dolayısıyla sormamız gereken soru şu. Kim bu bilgileri üretiyor ve nerede üretiyor? Ben size Amerika'dan 2-3 örnek vereyim. Burasıyla ilgili
sizin çıkarımlarınızı da arada sohbette konuşuruz. Var bir iki yer benim aklımda ama onu burada söylemeyeyim, sohbete kalsın. Amerika'da San Francisco civarında ne var? Silikon Vadisi var, Boston var, University of Texas'ın olduğu Austin var. Bunlar rastlantı değil arkadaşlar. Buralardaki toprak değeri muazzam toprak değeri. Boston sıradan bir şehir, deniz kenarında. Vakti zamanında historik bir şehir, onu biliyorum ama Boston'dan çok daha güzel şehirler var mesela Amerika'da. Ama Boston kadar kıymetli değil, olamazdı. Niye? MIT orada. Harvard orada. Silicon Valley'e gittiğiniz zaman ne var yakınında? Stanford var. University of Texas Austin oldukça bir üniversite ve civarında birkaç tane daha üniversite var. Dolayısıyla bugün bilgi donanımının olduğu yerler, bilgi donanımının olacağı yerler, şehirleşme anlamında çok daha kıymetli yerler, çok daha kıymetli olacak yerler. Ve şunu ben biliyorum, Kanada içerisindeki bir takım yerlere Google ve buna benzer şirketler çok büyük paralar ayırarak, toprak alarak oralara yatırım yapmak planları var. Zaten oraların değerleri şu anda bir parça şuradan şuraya çıkmış durumda. Ama bunlar gerçekleşmeye yüz tuttu. Gene uzay madenciliğindeki fikrin başarı oranının artışı gibi. Yavaş yavaş gelmeye başladıklarında oradaki şehrin düzeni de değişecek, şehirleşme de değişecek ve orada gayrimenkulle ilgili benim kanaatim belki bugün hala bir fırsat eşiği var. Bunu burada gayrimenkul alım satım işleriyle çok yakından ilgilenen dostlara, onların yetkinlik alanına bırakıyorum. Çünkü ben o işleri yapmıyorum. Ben sadece fikir üretebiliyorum. Ürettiğim fikirleri de sizlerle paylaşıyorum. Benim görevim bu kadar. Orada da duruyorum. Daha fazla da söylemeyeyim. Çünkü ondan sonra spekülasyona girer. Onu da yapmak istemiyorum. Ama şu ana kadar söylediğim her şey ekonomik teoride altında mutlaka arz talep dengelerinin olduğu fikirler. Dinlediğiniz için ve ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa buyurun sorun. Hocam öncelikle teşekkürler. Şimdi tabletlerden bilgimizi alıyoruz. Bunu gördük. Hani tabletler kalmış. Sümerler zamanından bu tabletleri gördük. Farklı medeniyetlerde büyük ihtimalle farklı bilgilere sahiplerdi ama o kil olmadığı için bu bilgilerini bugüne yansıtamadılar ve büyük ihtimalle o bilgilerle kayboldu. Ve şimdi Göbekli Tepe bulundu. İnsanlık tarihine dair aslında birçok şeyi bilmediğimizi ve tekrar yazmamız gerektiğini de öğrendik. Şimdi günümüze baktığımızda ise sadece teknolojiye ve dijitale yükleniyoruz. Bütün bilgiyi buraya topluyoruz. Ve tüm medeniyetler bilgisini tek bir yerde topluyor aslında dinlediğinde. Ve şimdi şey düşünüyorum, bu teknoloji bana biraz da kırılgan geliyor. Bu bilgi bir gün sıfırlandığında, teknolojinin başına, internetin başına bir şey geldiğinde sizce medeniyet ne kadar geri gider? Bu bilgiyi bir anda kaybetse. Çünkü eskiden tam Sümerler killeri getirmiş ve bundan yararlanabilmişiz. Ama şu an bir alternatif de sunmuyoruz. Artık basılı yayın da yok. Yani azalıyor. Basılı bir şey de kalmayacak. Çok büyük ihtimal birkaç yüzyıl sonra sadece dijital olur. Vallahi burada IT'ci olan arkadaşlar var. Onlar depolama, alternatif depolama yöntemlerini vesaire eminim sorup bir şeyler yapıyorlardır. Güzel soru. Benim çok fazla bir yanıtım yok. Dediğin doğru yani. Tekrar tabletlere dönmem gibi. O konuda ne hissediyorsunuz aslında bilgiler? Yani şöyle söyleyeyim. Hani bu şuna benzer bir şey ile yanıt vereyim. Biliyorsunuz belki Norveç'te bir yer var. Orada dünyadaki bütün tohumlar bir şekilde tutuluyor. Değil mi? Ha, o kaybolursa evet eyvah vay başımıza gelen. Ama şunu unutmamak lazım. Toprak size o bitkiyi eğer kendi haline bırakacak olursanız gene geri veriyor. Dolayısıyla bir geri gideriz mutlaka. Silkeleniriz.
Her savaşta bu böyle oluyor zaten. Ama savaşlarda öğrendiğimiz de çok şey oluyor. Ondan sonra çok hızlı yol kat ediyoruz, öyle değil mi? Bu da bir anlamda ona benzer bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Ha, normal işte ki o koruduğumuz tohumlara bir şey olmayacak olursa o zaman zaten onlar tablet olarak orada duruyorlar. Yani insanlık tarihi boyunca da duracaklar büyük bir ihtimalle. Ama şurası kesin. Yani sonuç itibariyle teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bir gün 24 saat. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin hepimizin karnı acıkıyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin iyi ya da kötü uyku ihtiyacımız oluyor, değil mi? Dolayısıyla insanların temel ihtiyaçları anlamında oluşan bilgi birikimi orada ben herhangi bir eksilme, azalma olacağını zannetmiyorum. Onun sabit olarak kalacağını düşünüyorum. Bir şekilde korunacak o. Bir de aboriginal'ların aslında bu konudaki yaklaşımlarına da bakmak lazım. Onlar yazılı değil yaptıkları şeyler. Sözel. Hikayeler üzerine anlatıyor ve bakıyorsunuz çoğu zaman anlattıkları hikayeler aslında araştırdığınız zaman doğru çıkıyor. Dolayısıyla ben umutsuz değilim o anlamda da. Yani tamam aboriginal'lar belki IBM'in son çıkardığı şeyi veya Apple'ın son çıkardığı şeyi bilmiyor olabilir, depolamamış olabilirler ama insanlığın yaşamı ve gelişmesi için elzem olan bilgi birikimi, donanım yeterince sahada var ve o silinmeyecek. Ben ona inanıyorum. Yukarıdan bir göktaşı düşer, hepimiz siler götürür, birkaç kişi kalır. O zaman sıfırdan başlayacağız demektir yani. Tekrardan. Ona diyeceğim bir şey yok. O risk her zaman var. Ama zor bir soru, yani gerçekten zor bir soru. Güzel soru yine. Teşekkür ederim. Şimdi Çin'i ben buraya koymadım. Koymayışımın sebebi konu Sümerler ve yarınlar. Yani Amerika ile ilgili söylediğim şeyler bir anlamda indoctrination aslında. Yani benim kendi dünya ufkum ODTÜ ve ODTÜ de zaten bir Amerikan kurumu sonuç itibariyle. Her ne kadar onu ODTÜ kavgasını vermiş olsa da kuruluşu itibariyle Amerikalılar tarafından kurulmuş eğitim sistemi olarak, öğretim sistemi olarak Amerikan sistemini benimsemiş bir kurum. Dolayısıyla 18 yaşından itibaren düşünce ufkumun gelişme şekli eleştirirsiniz, haklısınız da. Onlar tarafından şekillendirilmiş. Ben de farkındayım ama öyle düşünüyorum. O şekilde düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim, yani ben burada konuşurken kapitalizm vesaire türlü şeylere girmek istemiyorum. O değil benim konum. Benim konum Sümerlerden gelen, yarınlara uzanan bir yolculuk var. Bu yolculuğun bir parçası da Çin. Bu yolculuğun bir parçası Türkiye, bir parçası Avrupa, bir parçası Aborigin. Herkesle ilgili bir yolculuk bu. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Anlatabildim mi? Doğru, Çin çok önemli bir kültür. Ben Çin'in bugününe de bakmayayım. Çin'in 10 bin yıllık geçmişi var. Bilmiyorum burada sizler farkında mısınız? Daha önce düşündünüz mü, bildiğiniz bilgi mi? Ama ilk duyduğumda çok şaşırdığım bir şey. İşte İtalyanlar biliyorsunuz spagetti spagetti deyip pasta pasta deyip dolaşıyorlar ortalıkta. Aslında onların değil. Erişte'yi Marco Polo almış Çin'den götürmüş İtalya'ya. Kendileri de kabul ediyorlar bunu. Ve o erişte'yi almışlar adamlar. Gayet güzel
başka pastaları hale çevirmişler. Onun hakkını İtalyanlara vermek lazım. Ama pasta onların değil. Erişte. Noodle yani. Dolayısıyla Çin'in muazzam bir şeyi var, uygarlığı var. O yapılmış olan Çinliler, şunlar, bunlar, bunlar öyle küçük şeyler değil. Elbette. Ve Çin'in de bugünkü para politikaları, bugünkü bulunduğu yer vesaire, bugün itibariyle bunu konuşabiliriz ama 1960'lara geri dönecek olursanız, Nixon'ın Çin'i ziyareti öncesine gidecek olursanız, Çin çok fakir, hiçbir şey ifade etmeyen bir nüfus kitlesi olan bir ülkeydi. Başka hiçbir şey değildi. Hiçbir şey değildi. Ve ben senelerce Amerika'da doktor öğrenciliğimde, doktora sonrasındaki 10 yıl, 15 yıl boyunca tek tük Çinli öğrenci görürdüm ve İngilizce konuşamazlardı. Ve üstlerinde tek tük elbiseyle dolaşırlardı genellikle. Fakirdiler. Çin'in gelişmesi, ekonomik ivmeyi kazanması vesairesi, yani dünyaya birazcık meydan okumaya başlaması vesairesi son işte 2000'li yıllardan sonra başlamış durumda özellikle. Ama unutmayın, yani Çin Singapur örneği değildir. Singapur 50 yıllık bir ülke ve Malezya'dan kopmuş bir ülke. Çin 10 bin yıllık gelenekleri olan, toplumsal DNA'sı olan hükümdarlık, hükmetmiş bir toplum. Dolayısıyla o toplumdan doğru şartlar altında başka şeyler her zaman çıkabilir, yeşerebilir. Ve biz bunu Çin'de görüyoruz şu anda. Ama bunu söyledikten sonra ben özgürlüğe geri döneyim. Özgürlüğü sağlamadıkları müddetçe olabilecekleri yerin çok gerisinde olacaklar. Elbette 1,5 milyar insanı yönetmek kolay değil. Ama onu bulmak onların görevi. Baskıcı bir sistemle onu yönetmek de doğru değil. Çin'in ne kadar paralı, sermayeli insanı varsa yurt dışından ev alıyor, arazi alıyor, çocuklarını yurt dışına gönderiyor vesaire, değil mi? Niye? Buradan bir kişi Çin'e gidiyor mu? Kanadalı veya Amerikalı bir kişinin siz Çin'e göç ettiğini duydunuz mu? İş yapmaya gidiyor ama göç ettiğini duydunuz mu? Yok. Ama oradan buraya var. Yanıt bu. Siz bir soru soruyor. Buyurun. Sağ olun. Elbette ki çok derin bir soru. Yani oturup üzerinde kitaplar yazılacak, yazılan değil bir konu. O yüzden yani teknolojiden işin açıkçası bir tarafım ürküyor. Fakat bir tarafım da yani şöyle söyleyeyim. Doktoramı yaparken benim önüme bir tane desktop koydu. Laptop yoktu galiba. Ben orada doktora tezimi yazdım. Ama onu yazdığımda hard drive yoktu onun. Küçük küçük şöyle dörtgen şeyler vardı, incecik. İşte üzerinde Word Perfect falan gibi şeyler vardı. Onlar üzerinden yazdım. Canım çıktı. Ama ben onu yazarken benden bir dönem önce doktora yapmış insanlar bana sitem ediyorlardı. Bizde bunlar yoktu. Biz typewriter'la bunu yazdık diye. Şimdi dolayısıyla teknolojinin getirdiği, bize kazandırdığı çok büyük şeyler var elbette. Ama bunlar hep verimlilik. Yani ekonomik teoride biz bunu söylüyoruz. İşte 3 birim beşeri sermaye koy, işte 50 dolar para koy, işte bir miktarda bir arazi koy, işte bir üretim yap. Şimdi üretim yapıyorsunuz ama
o transformasyonda kaybettiğiniz çok şey oluyor, enerji oluyor. Dolayısıyla elde ettiğiniz ürün aslında elde edebileceğiniz ürün olmuyor miktar olarak, altında kalıyor. Teknoloji dediğiniz şeyin esas önemi, aynı miktarları kullanarak teknolojiyi kullanıyorsanız elde ettiğiniz ürün fazlalaşmaya başlıyor. Verimliliğiniz artıyor. Ama bunun da bir sınırı var. Çünkü siz kalkıp da 3 gram su koyup işte 5 gram un koyuyorsanız oradan elde edebileceğiniz şey ağırlık olarak 8'dir en fazla. Değil mi? Teknoloji size biraz oraya doğru gitmeyi, şu anda belki başladığımızda belki bunu yaparken işte unla suyu karıştırırken un kenara düşüyordu, su belki kenara kaçıyordu. Oradan vesaire işte elimizle hamuru yaparken buharlaşma oluyordu, şuydu buydu. Oradan biz 8'den belki 4 çıkartıyorduk. Şimdi teknolojide biz de onu 6'ya çıkarttık. Gideceği yer 8. Bir ucu var bunun. Yani duvara çarpacak teknolojide o anlamda, üretim anlamında. Ama kendi içinde dahi, benim kendi dünyamdaki düşündüğüm bu, kendi içerisinde dahi biz bütün insanları çeksek, oralara robotları koyup alın üretimi siz yapın, alın bunları siz yapın, hukuku siz düzenleyin dediğimiz zaman bunun bir entropisi var. Bunun bir uç noktası var. Onun ötesine gitmek, zaten uzay madenciliği bu. Uzay madenciliği dediğimiz şey, kendi dünyamızda artık teknolojiyle vesaire gelebileceğimiz bir noktaya kadar geldik. Daha da ötesine gidecek durumdayız. Ama o bir noktadan itibaren sizin söylediğiniz kırılganlıkları yaratacak. Ekstra kaynaklara ihtiyaç var. O kaynaklar yok burada. Ben o kaynakları nereden bulabilirim, nasıl buraya getirebilirim derdiyle onu uğraşıyorum şu anda. Ben dediğim zaman insanlık olarak konuşuyorum. Ama bunlar önemli sorular. Bunun etik uçları var tabii. Ama öte yandan şunu da bilelim. Doktor olan birisi için burada belki önemli bir şey olabilir, konu olabilir. Yani geçmişte el yordamıyla yapılan ameliyatlar şimdi robotlarla yapılıyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi sağlığımız için? Daha önce bilemediğimiz, göremediğimiz vücudumuzdaki bir takım şeyleri şimdi işte tarıyoruz, görüyoruz. Çok öncesinden önlem alma şansımız oluyor. Yani dolayısıyla teknolojinin gittiği yer, ulaştığı yer, nasıl kullanıldığı vesaire, bunlar gerçekten ilginç sorular. Etik tarafları var, politik tarafları var. Dünyanın kimin güç elinde olacak vesaire. Yani basit bir örneği daha aklıma geliyor mesela. Geçen gün bunu seyrettim. Çok rahatsız oldum. Yani eskiden işte kılıçla yapılan savaşlar şimdi silahla yapılıyor ama drone'lara dönmüş durumda iş. Size yolda yürürken birisi gelip drone'dan bombayı başınızın üstüne atıyor. Uçak içinde birisi de yok yani. Alıp vuramıyorsunuz yani. Yani dolayısıyla sorduğunuz sorunun hakikaten gittiği çok böyle ahtapot gibi, çok kollu bir ahtapot gibi bir soru. Benim haddimi aşan bir soru. Rahatsız olduğum tarafları var ama dediğim gibi ben de insanım. Ben de kullanabildiğim kadarını kullanıyorum. Kullanmaya çalışıyorum. O bizim kendimizi nasıl denetlediğimizle ilgili bir soru. İnsan olarak. Ben de sizin gibi tarihi seven biriyim. Şöyle tarihe baktığımda insanlar artık toplayıcı toplumlarda herhangi bir şey sahiplenmemişler. Güçlü olan, kasıp kuvvetli olan, gözü iyi nişancı olan hayatta kalmış. Sonra Sümer öncesinde tarım toplumuna geçildiğinde buğdaylar birikip çoğaldığında, topraklar sahiplenince bir şeyler fazlalaşmış. O ilk ziguratlar yapıldığında belki de ilk bankalar ziguratlar olmuş. Çünkü şeyin, tohumun buğdayın saklandığı, insanlara borç verildiği. Ama hep bir insanın ihtiyacı olan, fazla olan şeyi diğerlerinin almasını istemesiyle, yani bir borç alacak ilişkisi, ihtiyacım var. Ve onu istiyorum. Biri de bana bunu borç karşılığı, para veya bir değer karşılığında veriyor. Örneğin zamanın birinde de tuz da yerde olmuş. Çünkü işte o dönem için gıdaları saklamak için gerekmiş. Vesaire vesaire. Bugünümüze geldiğimizde sanal ihtiyaçlarımız çok fazla arttı. İşte
metaverse'üne girdikten sonra bizim açlığının tekrardan insandan insana olacağını düşünüyorum. Acaba bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Biraz provokatif bir cevap vereceğim. O soruda haklı, o konuda size katılıyorum ama şu şartla katılıyorum. İnsan dediğimiz yaratığın şu anda bildiğimiz şekilde anne rahminde şekillenerek annelerin o sürecin içerisinde. Çünkü ben bir erkek olarak bir kadının anne sahibi olduğu o süreci anlamıyorum. O şefkat vesaire dediğiniz şeyler ta oralara, derinliklere gidiyor ve zaten sonuç itibariyle siz bir kadın olarak dünyaya gelmişsiniz. Eminim siz dünyaya geldiğinizde, yani daha dünyaya gelmeden önce bu duygular bir şekilde o DNA kodunda size verilmiş durumda. Yani bu benim düşüncem. Dolayısıyla bunu öldürmek, bunu ortadan kaldırmak benim kanaatim mümkün değil. Çünkü o kadar hassas, o kadar önemli bir yerde bu saklanıyor ki insanlığın şeyinde, kendi en küçük hücresinde. O hücreyi öldürmediğiniz müddetçe bu söylediğiniz şeylerin devam edeceğini zannediyorum. Ama o hücreyi öldürecek olursanız nasıl olacak onu da bilmiyorum. Yani ben biyolog değilim, doktor değilim. Ama öyle bir şey mümkün olursa o zaman söylediğinizin bir gerçek olma şansı var. Yani o zaman arkadaşımızın söylediği işte bizim belki de korku olarak ben dillendireyim. Bizim acaba makinelere esareti altında yaşamamız söz konusu olacak mı sorusu ortaya çıkıyor. 1984'e doğru geri giderek birazcık, değil mi? Bilemiyorum. Ben tekrar bir ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim ülkemizde mesela yaşlı bakım evleri yoktur. Ama burada gezin her saatte birkaç tane var. Çünkü böyle bir ihtiyaç var. İnsanların yaşlılarına bizim ülkemizde bir bakım alışkanlığı yok. Ama bir yerden sonra bu tekrardan talep edilecek gibi görünüyor bana. Yani insanlar bu insandan insana gelen o ilgi, bakımı, mesela diyelim ki bir gün sizin belki bir hani hoca olarak sizin yazılımınızı yaptılar ve sizin dersinizi anlatıyor. Ama yoruma geldiği sırada sizin yorumunuz kıymetli olacak. Yani insanın değerini hiçbir şey alamaz. Bugünkü bildiklerimiz doğrultusunda onda hemfikrim. Ama bugünkü bildiklerimiz doğrultusunda sadece. Yani daha da provokatif olayım madem. Başka gezegenlerde, başka dünyalarda hayat olduğunu, bize benzer veya bizden farklı olan yaratıklar olup olmadığı konusunda insanlar konuşup duruyor. Böyle bir şey olabilir. Şimdi bırakın artificial intelligence'ı, böyle bir gerçek, böyle bir gerçekle de karşılaşabiliriz. Bir de o taraf var işin yani. Uzay madenciliği falan diyoruz ama oradaki bir takım mikroplar vesaireler de onlarla birlikte gelip bizim DNA'mızı da bozabilir. Bu da mümkün. Bu söylediğiniz şeylerin dolayısıyla başka şekillerde bizlere etkisi olabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Çok zor felsefi sorular. Bunların yanıtı bende yok. Ben yani sizler kadar emin olun düşünüyorum, okuyorum ama yanıt bulmak çok zor olan sorular bunlar. Hepimizin kendi yanıtları var aslında buna. Eminim sizin de var. Zaten belirtiyorsunuz. Hesaplanabilir mi sadece onu merak biraz düşünmem lazım onu. Çünkü çok zor bir soru yani. Onu oturup veriye dönüştürmek İrem Hanım'ın bahsettiği şekilde yani önünüzde çok engeller var onu yapabilmek için.
Ama şunu biliyorum, yani COVID sırasında özellikle dikkatimi çekti. Genç bir çocuk şu Dundas Square'e gelip üstüne Free Hugs diye oturdu böyle, açtı kollarını, önüne gelen televizyonlara falan. Sizin söylediğiniz o bir anlamda o, değil mi? Ama free'di yani. Para almıyordu. Demin Seren bir, nasıl diyelim, elektronik ya da mekanik bir şey alınmayacağını düşünürsek aslında bence sorunun cevabı zaten değil. Yani her ne olursa olsun bizim bir ihtiyacımız var. O demin Seren'in demin muhabbetiyle beraber dinlemek bence kalacağımız hocalara ihtiyacımız olacak ve asla bunun yerini başka bir şey koyamayacağız. Valla onu tam bilemiyorum yani, çünkü bir takım rutine bindirilen şeyler, hukukta bu yapılıyor şu anda. Yani hukukta bir takım işte mahkemeye ön olarak dosyalanması gereken bilgiler var. Onlar için artık avukatlar kullanıyordu geçmişte. İşte tanıdığım avukat arkadaşlarım, öğrencilerim var. Artık çalışmıyorlar, başka şeyler yapıyorlar. Bir önceki soruya aslında ekolojik şekilde sorayım. Gerçekten teknolojik bir gelişme yaşayıp yaşamadığımıza dair bir soru işaretim var da, yani hala daha işte otomobil teknolojisinde lastikli araçlar kullanıyoruz. Hala üçü ve ikilerden gömlek kullanıyoruz. Hala aslında Grandi'nin teknik olarak yaptığı şeyi sadece parlak ekranlarla yapabiliyoruz falan filan. Yani gerçekten çok abartılmış bir teknolojik şey, daha doğrusu tüketime yönelik abartılmış bir teknoloji yaşarken kendimize dair böyle insanların üyeye gittiğine dair bir şeyimiz var. Dünyamız var ama gerçekte dünyadaki değişimimiz değişmedi. Tüketime dair de toplumsal ilişkilerimizde de. Yani adamlar tabletlere kaydetmişler. Arkadaşımızın sorduğu, ben videolarımı nereye kaydedeceğim? 5 milyon sonra hala da aynı soru var. Çok veri kaybettim. Çok çok hard disk bozuldu. Yani teknik olarak aslında aynı şeyi yaşıyoruz. Yani insanlık olarak dünyadaki düşünce çok değişmedi. Bu kadar abartılı bir teknoloji şeyi yaşıyoruz ama hayat tarzımızla, hayattan beklentimizle çok değişmedi. Onu zaten vurguladım. Yani bir gün 24 saat. Bu. Yani teknoloji olsun olmasın, şu olsun bu olsun olmasın, 24 saat yaşıyoruz. Yani gerçi 24 saat olduğunu da biz söylüyoruz bu arada. Dolayısıyla öyle bir şey var mı yok mu? Yani bunlar hep göreceli şeyler. Hani biz bunları mutlak olarak alıyoruz, 24 saattir diyoruz ama o 24 saati de bir şekilde oturmuş çalışmışız, kendimiz koymuşuz yani ayları vesaireleri, değil mi? İlla ki öyle olması da gerekmiyor. Yani isterseniz o tarafı matematiksel olarak bir günü 10 saat üzerinden de tanımlayabilirsiniz istiyorsanız farklı şekillerde. Ya da sayesinde gerçekten hakatlar gelecek. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, gerçekten hem ufkumuz açıldı hem kafamız karıştı. Ben şimdi neye yatırayım yapayım bilemiyorum. Ama network yaparken sohbet edeceğiz. Doğan Hoca da bize özel fikirlerini söyleyecek eminim, yatırım tüyolarını. Şimdi başkanımız Nedim Bey'i buraya rica ediyoruz. Teşekkür sertifikalarını vermek üzere. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Nedim Bey, verebilir sertifikamızı sponsorlarımıza geçelim.
Etkinliğimizin ana sponsorları Canada World Logistics için Birsen Bayır. Çok heyecanlı. Flame Food Plus Design'ı sahneye davet ediyoruz. Deno Delight Bakery, lezzetli yemek için. Well and Better Coffee, Tijan Hanım. Squirrel Production'dan Bilgi Bey. Kanada geyiklerini sahneye davet edelim. Ve aramızda olmayan Saman Design'e ve Turkish Voice of Canada'ya da çok teşekkürler. Evet, şimdi yemek servisimize ve netleşmeye bir süre daha devam edebiliriz. Hepinize tekrardan teşekkürler.